Meleklere İman Profesör Doktor Kamil Güneş Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Giriş 1. Melek İnancı İnsanoğlu açısından varlıklar beş duyuyla bilinebilen ve bilinemeyen şeklinde iki kısma ayrılır. Meleklere iman tıpkı ahirete ve ilahi kitapların indirilişine inanmak gibi tecrübeyle, veya düşünerek var alacak bir sonuç değildir. Bu ve benzeri konuların bilinmesi ve benimsenmesi ancak Allah'ın peygamberleri aracılığıyla haber vermesiyle mümkündür. Müslümanlar olarak biz, amentü esasları diye bildiğimiz altı esasa bağlıyız. Bu, inanacağımız şeylerin tamamının altı şeyden ibaret olduğu manasına gelmez. Şüphe yok ki biz, Hz. Peygamber'in Allah'tan, vay yoluyla getirdiği kesin olarak bilinen her hususa tereddütsüz iman ederiz. Bazı hadislerde kelime-i tevhidi söyleyerek Allah'a iman edenin kurtuluşa ereceği bildirilir. Bu, doğru ve kusursuz bir Allah inancının diğer iman esaslarını da içine aldığı anlamına gelir. Aksi takdirde sadece Allah'a inanan birinin diğer inanç esaslarını kabul etmese de kurtuluşa ereceği düşünülmüş olur. Halbuki melekleri Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edenlerin doğru yoldan uzaklaşmış bir anlayışa sahip oldukları bizzat Kur'an tarafından belirtilmektedir. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse, derin bir yanlışlığa düşmüş olur. Ahiret hayatının varlığı da bize peygamber aracılığıyla bildirilmiştir. Dolayısıyla melek, kitap ve ahiret inancının peygamber inancıyla doğrudan bağlantısı vardır. Olmuş ve olacak her şeyin bilgisi, hükmü ve takdiri anlamındaki kaza kader inancının Allah inancıyla ilişkisi açıktır. Sonuç olarak la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimse hem altı inanç esasını hem de Hazreti Peygamber'in Allah katından getirip tebliğ ettiği her şeyi tasdik etmiş olur. Meleklerin ikinci sırada zikredildiği Amentü metnindeki altı temel inanç esası şöyledir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatına ayrıca kaza ve kadere iman. Biz bu çalışmamızda meleklere iman konusunu el almaya çalışacağız. 2. Melek kavramı ve meleklere iman. Sözlükte melek kelimesi, haber getiren, elçi, dirayetli, güçlü ve kuvvetli gibi manalara gelir. Allah'ın mesajını ve emirlerini taşımak, onun buyruklarını yerine getirmekte görevli oldukları, bunun içinde güçlü bir yönetime sahip bulundukları için kendilerine bu isim verilmiş olmalıdır. Melek kelimesinin çoğulu melaikedir ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçmektedir terim manasında melek, Allah'ın emirlerine tam olarak itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlık şeklinde ifade edilir. Bu tanım onların mahiyetleri ve nasıl bir varlık olduklarından çok, kendilerini diğer varlıklardan ayıran özellikleri belirtilerek yapılmıştır. Çünkü meleklerin mahiyetini ve bütün yönlerini bilen sadece Allah'tır. Kendilerini diğer varlıklardan ayırt edici özelliklerine bakarak bir tanımlamada bulunacak olursak, melekler değişik şekillerde görülebilen, zor görevleri yerine getiren, Allah'a itaatten asla ayrılmayan, erkeklik veya dişilikleri olmayan, nurdan yaratılmış, insanlarca algılanamayan Allah'ın çok değerli kullarıdır. İslam düşünce geleneğinde varlıklar, öncesi ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi, kadimle sonradan olan manasında hadis şeklinde ikiye ayrılır. Kadim olan sadece Allah Teala'dır. Diğer bütün varlıklar sonradan yaratılmıştır. Hadistir. Sonradan olan varlıklar insanoğlu açısından bakıldığında fiziksel olarak algılanabilen ve algılanamayan diye ikiye ayrılır. İnsanın kendisi ve etrafında görüp gözlemleyebildiği varlıkların mevcut olup olmadığı tartışma konusu değildir. Belli bir hacmi yoğunluğu, maddi yapısı olmayan ve duyularla algı alanına girmeyen varlıklarsa gayb alanıyla ilişkilidirler. Bu tür varlıklar ancak peygamberin haber vermesiyle bilinebilir. İşte iman meselesi bu varlıklar üzerinde cereyan etmektedir. Fiziki alanın dışındaki varlıklarda kendi aralarında yüce değerlere sahip olanlar ve fazileti daha az veya değersiz olanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Melekler birinci, cin ve şeytansa ikinci grupta değerlendirilir. İslam dininde melek denilince önce elçi olarak peygamberlere gönderilen, sonra da evren ve insanlar üzerinde Allah'ın izniyle tasarrufta bulunan ve onun emirlerini yerine getiren güç sahibi manevi varlıklar akta gelmektedir. Dinimizin temel kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Kerim'de meleklere imanın gerekliliği açıkça belirtilmiş onların varlığına inanmamak, dinin gösterdiği ana ilkelerden uzaklaşma olarak nitelendirilmiştir. Bu hususta ilgili bazı ayeti kerimelerin mealleri şöyledir. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne vahyedildiyse hepsine iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine gönülden bağlanıp, biz Allah'ın elçileri arasında ayrım gözetmeyiz dediler. Şunu iyi biliniz ki iyilik yönünüzü doğuya veya batıya çevirmekten ibaret değildir. Asıl iyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmasıdır. Melekler var oldukları halde insanlar tarafından görülememektedir. Çünkü onlar nurdan yaratılmıştır. Bununla birlikte meleklerin varlığına inanıyoruz. Onların mevcudiyetini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş, Peygamber Efendimiz de melekleri hem görmüş hem de kendileri hakkında bilgi vermiştir. Allah Teala'nın ve Resul Ekrem'in bildirdiği her şey şüphe yok ki doğrudur. Melekleri inkar etmek dini bakımdan bağışlanabilir bir davranış değildir. Meleklere iman, peygamberlere iman, melekleri inkar etmek, peygamberleri inkar etmek demektir. Bu inkarda kitapları ve ahiret gününü inkar anlamına gelir. Şu halde peygamberlere onların vahiy yoluyla getirdiği hükümlere ve kitaplara inanmadan önce, vahiy ve kitapları onlara ulaştıran meleklere kesin olarak iman etmek gerekir. Bu husus hem dini hem de mantıki bir zorunluluktur. İman halkasında böylesine önemli konumundan dolayı olacaktır ki, melekleri inkar, Kur'an'da Allah'a inkardan hemen sonra zikredilmiştir. Bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse iyi bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. 1. Bölüm Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti 1. Meleklerin Varlığı Melekler nurani ve ruhani varlıklardır. Bu sebeple onları duyu organlarıyla algılayamadığımız gibi duyu verilerine dayanan aklın istilaliyle de bilemeyiz. Şu halde onların varlığını sadece peygamberlerin verdiği haberlerden öğrenebiliriz. Meleklerin duyu organları ve akıl yoluyla idrak edilemeyip sadece vahiy ile bilinmesi, onların varlığı hakkında şüphe duymamızı gerektirmez. Aslında sağlıklı bir şekilde akıl yürütebilen kişiler, meleklerin varlığını yok sayamaz. Çünkü bir şey bize görünmediği için yok sayılmaz. Bu durumda varlık, algılayabildiğimiz alana hapsedilip onun dışındakiler yok sayılmış olur. Buysa kişinin evrendeki bütün varlıkları kendi düzeyine sıkıştırması anlamına gelir. İnsanoğlunun evren hakkında bilmediği hususların ne kadar çok olduğu, hatta bilmediklerinin yanında bildiklerinin bir hiç konumunda bulunduğu gerçeği de duyularla bir şeyin yokluğunu iddia etmemize engel olur. Pozitif birimlere dayanarak meleklerin yokluğu ileri sürlemez. Çünkü melekler pozitif bilimlerin yöntemleriyle bilinebilecek türden varlıklar değildir. Onların mevcudiyeti fizik ötesidir. Bir şeyin bilimle ispatlanan hususlardan olmayışı, o şeyin yok olduğu anlamına gelmez. Bugün biz, varlıklarını pozitif bilimlerin ispat edemediği bilinç, ruh, nefs ve akıl gibi pek çok şeyin varlığını kabul etmekteyiz. Hatta maddi varlıklar olarak bildiğimiz göz, el, kulak ve benzeri organlarımızın bile maddi boyutları yanında görünmeyen bazı manevi güçlere sahip olduklarını biliyoruz. Mesela gözümüz maddidir. Görülen şeyler de maddidir. Ancak görme denilen olay maddi bir unsur değildir. Kulağımız maddidir. Elle tutulur, gözle görülür. İşitilen şeyler de maddidir. Maddi olan bir varlıktan ses gelmektedir. Ancak işitme denen olayı biz ne görüyor ne de duyuyoruz. Elimiz maddi bir yapıdır. Onun da varlığından şüphe etmiyoruz. Elimizde tuttuğumuz şeyler de maddi niteliklidir. Bununla birlikte güç veya tutma denen şeyin maddi bir karşılığı yoktur. Bütün bu maddi yapılarımızın ürettiği söz konusu sonuçların hepsi manevi kimliklidir. Biz bunları zihnen var kabul ediyoruz. Meleklerin varlığı akılla çelişmez. Ancak bu husus bir peygamberin haber vermesi olmadan da doğrudan akılla ispat edilemez. Çünkü insanın gözü ve diğer duyu organları her şeyi görecek ve algılayacak tarza yaratılmamıştır. Mesela biz çıplak gözle çok küçük varlıkları göremediğimiz gibi etrafımızda varlığından emin olduğumuz bazı şeyleri de görememekteyiz. Havayı, ruhumuzu, aklımızı, tellerden geçen elektriği göremeyişimiz gibi. Şu halde öncelikle meleklerin varlığının gay konularından biri olduğunu söylemeliyiz. Müminler, peygamberlerin verdiği gayb haberlerine Onların mahiyetlerini tam olarak kavramasalar da iman ederler. Nitekim bu hususa işaret etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. El-Bakara suresi 3. ayet. Şunu da bilmeliyiz ki İslam inançları arasında aklın varlığını idrak edemediği, mahiyetini kavrayamadığı şeyler olabilir bir şeyin akılla idrak edilememesi, o şeyin varlığının imkansız olduğu manasına gelmez. Nitekim Allah'ın varlığı da böyledir. Biz ona inanırız fakat duyularımızda algılayamayız. Melekler insanlar yaratılmadan önce hak edilmiştir. Zira ilk insan Hz. Adem henüz yokken Cenab-ı Hak meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirmiş. Erbakara suresi 30 ve 34, El-Hicr suresi 28 ila 29. ayetler. Onlar da kendilerince buna itiraz etmişlerdir. Bu ayet-i kerime meleklerin Hz. Adem'den dolayısıyla insan türünden önce bulunduğunu göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin hangi unsurdan yaratıldıkları, mahiyetlerinin nelerden ibaret olduğu konusunda herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir hadise göre melekler nurdan, cinler ateşten, Hz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Meleklerin gerçek kimlik ve yapılarıyla ilgili bazı farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak onların gaybi varlıklar olduğunu, gerçek mahiyetlerinin insanlar tarafından bilinemeyeceğini, bu sebeple meleklere bize bildirdiği şekilde inanmanın yeterli olduğunu söylemek en isabetli bir hüküm konumundadır. Bununla birlikte meleklerin asli mevcudiyetlerinin bulunmadığı, Kur'an'da ve hadislerde melek olarak zikredilen varlıkların tabiatta var olan bir takım maddi kuvvetler veya Allah'ın güçleri olduğu iddiası da kabul edilemez. Bu iddiaya göre tabiatta ne varsa Allah'ın gücü şeklinde anlaşılması gerekir. Mesela aslında Cebrail diye bir varlık yoktur. Cebrail, Allah'ın insanla konuşması demektir. Azrail de onun hayatı durduran gücü manasına gelir. Buna bağlı olarak Allah'ın diğer melekleri de onun tabiat ve kainat üzerindeki kuvvet ve tasarruflarıdır. Ancak bu tür iddiaların benimsenmesi mümkün değildir. Çünkü Kur'an'da meleklerin insanlardan önce yaratıldıkları, Allah'ın onlarla konuştuğu, kendilerine yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirdiği Bakara Suresi 30 ve 34. ayetler, Hz. İbrahim, Lut, Zekeriya ve Hz. Meryem'de konuştukları Meryem Suresi 16 ve 17, Hud Suresi 69 ve 70. ayetler. Cehennemliklerle de ahiret gününde konuşacakları Mülk Suresi 8. ayet, kanatlarının bulunduğu Fatır Suresi 1. ayette anlatılmaktadır. Bütün bu ve benzeri ilahi beyanlar meleklerin birer gerçek varlık olduklarını göstermektedir. Vahyi güçlü, kuvvetli, itibarlı ve güvenilir elçi olan Cebrail'in indirdiğini belirten ayetlerde Cebrail veya Er-Ruhul Emin ifadelerini yerine Allah'ın konuşması şeklinde bir tevil ileri sürmek mümkün değildir. Mesela o ok Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi nezdinde itibarlı, orada meleklerce sözü dinlenen ve kendisine güven duyuran bir elçinin getirdiği sözdür. Et-Tekvir Suresi 19-20. ila 20 Ayetler Mealindeki ayetlerde bizzat vahi getiren hayat sahibi, akıllı ve şuurlu bir varlık olarak melek yerine sadece Allah'ın emirlerinin kastedildiğini iddia etmek, ayetlerin açık ve net anlamlarından keyfi olarak uzaklaşma sonucunu doğurur. Böyle bir şey caiz görmek, kelam ve fıkıh usulü açısından doğru olmadığı gibi, bütün dini değerleri sembolik ifadelere indirgeme sonucuna götürür. Meleklerde Allah'ın kendilerine vermiş olduğu olağanüstü güçlerin bulunması, onların canlı birer varlık değil de Cenab-ı Hakk'ın evrendeki güçleri oldukları anlamına gelmez. Aksi takdirde melekleri Allah'ın emirlerini yerine getiren varlıklar değil de onun emirleri, kuvvet ve güçleri olarak görmek gerekir. Bu durumdaysa pek çok ayetin anlaşılması imkansız hale gelir. Bu sebeplerde son dönemlerdeki ilmi tefsir anlayışının da etkisiyle meleklerin rüzgar, şimşek gibi tabiat güçleriyle özdeşleştirilmesi, evreni mekanik bir işleyişe indirgeme sonucunu doğurur. Aynı zamanda bu anlayış, dinin özünde bulunan aşkınlığın ve madde ötesi alemin ortadan kalkmasına, manevi rehberlik ve örneklik fonksiyonunun daraltılıp etkisiz hale getirilmesine yol açar. Kainatın sadece beş duyunun kapsamına giren nesnelerden oluşmadığı, maddi alanın mükemmel bir işleyiş için tek başına yeterli sayılamayacağı ve ruh gibi görünmeyen varlıklar sayesinde maddenin canlılık kazandığı inancını benimseyenler, ayet ve hadislerde Allah'ın mahlukatı sevk ve idare etmesine aracılık ettiği bildirilen melek türünün duyular üstü gerçek bir varlık olduğunu da kabul ederler. 2. Meleklerin kanatları Kur'an-ı Kerim'de meleklerin vasıfları hakkında verilen en açık bilgi onların kanatlı olduklarıdır. Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmanın boyutlarını dilediği kadar genişletir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Fatır Suresi 1. Ayet Bu ayeti kerimede meleklerin kanatlarından, onların elçilik görevleriyle bağlantılı bir şekilde söz edildiğinden, kanat veya kanatlar ifadelerinin, meleklerin süratle hareket etme ve uçma özelliklerini belirtmenin yanı sıra, farklı elçilik görevlerine birer işaret olarak da algılanması mümkündür. Kur'an'da meleklere nispet edilen kanatları, kuş ve diğer varlıkların kanatlarına, ayrıca bu varlıklardan esinlenerek yapılmış uçak ve benzeri araçların kanatlarına benzetmek doğru değildir. Çünkü kanat denilince insan zihnine belli bir şekil gelir. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar olduğuna göre onların kanatlarının mahiyeti bilinemez. Ayette meleklerin kanatlarının çokluğundan söz edilmiş olması onların güç, kudret ve süratlerinin derecesini gösterse de bunun sadece Sembolik bir anlam taşıdığını ileri sürmekte isabetli değildir. Çünkü ayet ve hadis metinlerini anlamaya çalışırken şu yöntemi izlemek önemlidir. Ele alınan ayet veya hadisin metni sözlük anlamıyla anlaşılıyorsa bu manayı terk edip mecazi anlamıyla değerlendirmek isabetli değildir. Buna mukabil metnin sözlük anlamıyla anlaşılması imkansızsa o takdirde mecazi yorumlar yapmak uygun olur. 3 Meleklerin görülmesi Melekler nurani ve ruhani varlıklar olduklarından gözle görünmez, duyularla algılanamazlar. Ancak bu onların hiçbir şekilde görülmedikleri ve algılanmadıkları anlamına da gelmez. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler melekleri asli yapılarıyla görebilirler. Bunun yanında melekler Allah'ın izniyle insanların görebileceği bir şekilde bürünerek de gelirler. O sırada peygamberle birlikte bulunanlar onları bu halleriyle görür. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra hadis rivayetlerinde de meleklerin farklı kılıklarda insanlar arasında göründüklerine dair epeyce bilgi yer alır. Şimdi meleklerin insan şekline girip Hz. İbrahim'i ziyaret etmelerini örnek olarak sunalım. Ey Peygamber! İbrahim'in ağırladığı değerli misafirlerle ilgili kısa hakkında bilgin var mı? Vaktiyle melek misafirler İbrahim'in kapısını çalıp da ona selam verdiler. İbrahim de onların selamına karşılık verdi ama içinden bunlar tanıdık bildik kimseler değil dedi. Sonra İbrahim hemen eşinin yanına geçti ve semiz dana etinden yapılmış bir yemek getirdi. Yemeği misafirlerin önüne koyup buyurmaz mısınız diye ikram etti. Onların yemeğe el sürmediklerini görünce bu tuhaf hallerinden dolayı içine korku düştü. Misafirler İbrahim'e Korkma dediler ve ona büyüdüğünde Rabbini hakkıyla bilip tanıyacak bir oğul müjdesi verdiler. Ezzariyat suresi 24-28. ayetler Kur'an'da inkarları ve cinsel sapıklıkları sebebiyle, Lut kavmini cezalandırmak üzere görevlendirilen meleklerle Lut aleyhisselam arasındaki konuşmada şöyle bildirilmiştir. Elçilerimiz, meleklerimiz kendisine geldiklerinde Lut, onları gözü dönmüş kavminin edepsizliklerinden koruyamama endişesiyle tasalandı. Ne yapacağını şaşırdı. Çaresizlik içinde eli kolu bağlandı. Bunun üzerine melekler ona korkma, üzülme. Biz seni ve karın dışındaki bütün aileni helaktan kurtaracağız. Karınsa geride kalıp helak olanlar arasında yer alacak dediler. El-Ankebut Suresi 33. Ayet Peygamber Efendimiz'e de vahiy meleği Cebrail'in defalarca insan şeklinde geldiğini, hatta bu gelişlerin bir kısmına sahabenin de şahit olduğunu hadis rivayetlerinden öğrenmekteyiz. Cebrail, Hz. Peygamber ashabın arasındayken gelerek kendisine iman, İslam ve ihsandan, ayrıca kıyamet alametlerinden sorduğunu bildiren hadis bunun örneklerinden biridir. Bu hadise göre orada bulunan sahabiler, İnsan şeklinde gelen Cebrail'i görmüşler fakat onun Cebrail olduğunu fark edememişlerdir. Resulullah'ın kendilerine durumu bildirmesinden sonra gelenin bir melek olduğunu anlamışlardır. Hz. Ayşe'den nakledilen bir hadiste resul Ekrem vahyin geliş şekillerini anlatırken meleğin bazen insan suretine girerek Allah'ın mesajını getirdiğini bildirmektedir. Cebrail'in Resulullah'a bu tür gelişlerinde genellikle yakışıklı ve genç bir sahabi olan Dihye bin Halife el suretine bürünerek gelirdi. Kur'an'da özellikle Hz. Meryem'den söz eden bazı ayetlerde meleklerin ona göründüğü bildirilmektedir. Bu husus gayb haberlerindendir. Hz. Peygamber bunu vahiy aracılığıyla Allah'tan almıştır, biz de onun vasıtasıyla bilgi sahibi olmakta ve doğruluğuna kesin olarak inanmaktayız. Cibril'in Hz. Peygamber insanların arasındayken onlara görünmeksizin vahiy getirdiğinin örnekleri ise pek çoktur. Bir keresinde Resulullah Hz. Ayşe'ye ''Ey Ayşe, bak Cebrail şimdi burada sana selam söylüyor.'' diye buyurmuş. O da Allah'ın selam, rahmet ve bereketi onun da üzerine olsun şeklinde karşılık vermiş. Ayrıca Hz. Peygamber'i e, benim görmediğim şeyleri sen görüyorsun demiştir. Rasul-i Ekrem, Cebrail'i asli suretinde de görmüştür. Hz. Aişe, Necm suresinde yer alan, Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken, asli suretine girip doğruldu mealindeki ayetlerin açıklamasını yaparken, Hz. Peygamber'in Cebrail'i daha önceleri insan suretinde gördüğünü, fakat bu defa onun yaratıldığı asıl suretiyle görünebilen bütün alanı kaplamış olarak görmüş olduğunu ifade etmektedir. Abdullah bin Mesud da Resulullah'ın Cebrail'i asli şekliyle ve 600 kanatlı olarak gördüğünü nakletmiştir. İbn Mesud'un Cebrail'in 600 kanatlı olduğunu söylemesi onun kendi kendine bilebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla bu tür bir bilginin kaynağının ancak Hz. Peygamber olduğuna hükmedilir. İlahi mesajın yeryüzündeki son muhatabı olan ve bunu insanlara ulaştırması için seçilmiş bulunan son peygamberin ve diğer peygamberlerin meleklerle doğrudan iletişim kurmaları, onlarla konuşmaları gibi hususlar tarafımızdan anlaşılması zor görünse de aslında bunların tabi karşılanması gerekir. Allahu Teala kullarından dilediğine dilediği şekilde ve dilediği kadarıyla vahyini iletir. Şüphesiz onun her şeye gücü yeter peygamberlerin dışında kalan insanların melekleri şekil değiştirmiş halleriyle, fiziki olarak görmeleri ise özel ve nadir durumlarla sınırlı olup müjdeleme veya ceza verme gibi görevler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Meleklerin Allah'ın yardımıyla zorda kalan müminlere görünmeden destek verdikleri ayetlerde sabittir. Bu konuyla ilgili ayetlerden birinin meali şöyledir. Allah müminlere yardım eder. Nitekim o düşmandan daha zayıf durumdayken Bedir'de de size yardım etmişti. Şu halde Allah'a itaatsizlikten sakının ve böylece onun bunca lütfuna minnettarlığınızı gösterin. O zaman sen müminlere birbiri ardınca indirilecek üç bin melek de Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi diyordun? Evet, eğer siz sabır sebat gösterir ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşman şu an bile üzerinize gelse, Rabbiniz sizi özel donanımda 5 bin melekle destekleyecektir. Allah bu yardım vaadini sırf size bir zafer müjdesi olsun ve kalpleriniz rahatlayıp güven bulsun diye yaptı. Zafer kazandıran yardım ancak daima galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah katındandır. Ayrıca melekler mübarek gecelerde inip, Müslümanların manevi huzur, selamet ve barış iklimlerini onlarla paylaşır, onlara selam ve seramet getirirler. Kadir gecesinde meleklerin inişi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece Tan yerinin ağırmasına kadar bir esenlik, huzur ve seramet vaktidir. Er-Kadr Suresi 4 ve 5. Ayetler Meleklerin Kur'an okuduklarında dinlemek üzere müminlerin yanlarına geldiği de hadislerde zikredilmektedir. Nitekim şu rivayet bu gerçeği dile getirmektedir. Medineli sahibi Üseyd bin Hudayr bir gece Bakara suresini okuyordu. Hemen yanı başında bağlı duran atı birden şahlanmaya başladı. Bunun üzerine Üseyd Kur'an okumayı bıraktı, at da sakinleşti. Üseyd Kur'an okudukça atı şahlanıyor okumayı bırakınca da sakinleşiyordu. Bu olay üç defa tekrar etti. Üseyd, ata yakın bir yerde bulunan oğlu Yahya'ya bir zarar gelmesin diye yanına gidip de başını göğe doğru kaldırınca gökyüzünde içinde kandile benzer aydınlık saçan şemsiye gibi bir şey gördü. Sabahleyin olan biteni Resulullah'a anlattı. Hz. Peygamber, Üseyd'e Kur'an okurken gelenlerin ne olduğunu bilip bilmediğini sordu. Üseyd bilmediğini söyleyince Efendimiz şöyle buyurdu. Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Kur'an okumaya devam etseydin onlar da seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Hatta sabahleyin herkes onları görebilecekti. Çünkü halktan gizlenmeyeceklerdi. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerife göre melekler Allah'ın dinini özellikle İlmi ve fikri bakımdan canlı ve gündemde tutmaya çalışan Müslümanları arayıp onların etrafını kuşatırlar. Onlar melekleri görmeseler de melekler kendileriyle beraberdir. Aşağıda meali verilen ve ahiret günü yaşanacak olayları anlatan ayette ise kafirlerinde o gün melekleri görmesinden söz edilir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeliydi yahut Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve ileri derecede bir azgınlık da haddi aştılar. Melekleri gördükleri kıyamet günü, işte o gün suçlara hiçbir müjde yoktur ve melekler onlara size sevinmek yasaktır, yasak derler. Erfurkan Suresi 21-22. ila Ayetler Bu tür ayetlerde ahirete inanmayanların dünyadayken peygamberin doğruluğunu kabul etmek için kendilerine gökten melek indirilmesini bekledikleri, melekleri görecekleri kıyamet gününde ise artık kendilerine hiçbir şeyin fayda vermeyeceği belirtilmektedir. Her insan ölüm halini yaşarken melekler kendisine görünmeye başlar. Çünkü o zaman daha önce bazı şeyleri görmesine engel olan perdelerin kaldırılmasına başlanır. Bununla beraber Hayatlarının manevi değerleri ve gayba imanı inkar ederek geçirmiş olanlar, melekleri görseler de sevinemezler. Zira onlardan alacakları iyi bir haber yoktur. Bu tür insanlar, inkar etmelerinin can yakıcı sonucunu görmüş olurlar. Meleklerin böylelerine hangi surette ve nasıl görünecekleri hususu gayb alanını ilgilendirmektedir. Melekler, mahiyetini bilmediğimiz kanatlarıyla, Allah'ın emrine gönülden ve devamlı bir surette bağlı kalmalarıyla güçlü ve süratli yapılarıyla nurani, canlı, erkeklik ve dişili olmayan akıllı ve şuurlu varlıklardır. Onların akılsız, şuursuz ve cansız oldukları düşünülemez. Allah'ın emrine bilerek ve isteyerek boyun eğen varlıkların canlı, akıllı ve şuurlu olmaları gerekir. 4. Meleklerin özellikleri. Şüphesiz Allahu Teala her varlığı diğerlerinden ayrı özelliklerde yaratmıştır. Melekler de kendilerini diğer varlıklardan ayıran bir takım özellikleri sahiptir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür. a. Günah işlememeleri Melekler günah işlemekten korunmuş olup hangi iş için yaratılmışsa o işi yaparlar. Allah'ın razı olmayacağı hiçbir işe yönelmezler. Bu hususa işaret eden ayetlerin bir kısmı şöyledir. Göklerde ve yerde bulunan canlıların ve meleklerin hepsi Allah'a secde ederler. Onlar asla büyüklük taslamazlar. Üzerlerinde hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. en Suresi 49 ve 50. Ayetler Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzeh ve yücedir. Bilakis Rahman'ın çocukları sanılan melekler onun değerli kullarıdır. Onlar Allah'tan önce söz söylemez ve hep onun emriyle iş görürler. El-Enbiya Suresi 26 ve 27. ayetler. Göklerde ve yerde kimler varsa hepsi onundur. Onun katındakiler kendisine ibadet etmekte kibir göstermez ve asla yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan onu tesbih ve takdis ederler. El-Enbiya suresi 19 ve 20. ayetler. Cenab-ı Hak meneklere şehvet ve gazap gibi kendilerini kötülüğe götürecek duygular vermemiştir. Onlar bu özellikleriyle insanlardan ve cinlerden ayrılmaktadır. İnsanlarda ve cinlerde hem hayır hem de şer işleme kabiliyeti vardır. Daima iyilik ve hayır işlemekte şöhret bulan melekler, acaba bu davranışlarını kendi iradeleriyle mi yapıyorlar, yoksa yaratılışları gereği buna mecbur mudurlar? Başka bir deyişle, meleklerin karakter ve yapıları şer işlemeye de müsait midir? Bu tür sorulara farklı şekillerde cevaplar verilmiştir. Meleklerin yaptığı işlerin değerli olabilmesi için onların şehri değiştirebilecek kabiliyete sahip bulunmaları gerektiği, aksi takdirde yaptıklarının değerli olmayacağı ileri sürülmüştür. Buna karşılık meleklerin şer işleme kabiliyetlerinin bulunmadığı, kendilerinden istenen kulluğu severek yerine getirdikleri görüşü genel kabul görmüştür. Melekler Allah katında itibarlı ve değerli varlıklardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de meleklerin daima itaat ve hayır üzere olmaları övülmüş ve Allah tarafından değerli ve şerefli kullar şeklinde nitelendirilmiştir. Bir ayeti kerime de şöyle buyurulur. Gerçek buyken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Birakiz onların evlat dedikleri melekler onun ikramına mazhar olmuş kullardır. El-Enbiya Suresi 26. Ayet İnsanlardaki irade hem hayır hem de şer işlemeye elverişliyken, melekler sadece hayır işlemeye yönlendirilmiştir. Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan geri durur, ne de ona yaklaştırılmış melekler. En-Nisa Suresi 172. Ayet'in mealindeki ayeti kerimede, Hz. İsa gibi akıl, irade ve şuur sahibi bir insanda yan yana zikredilen meleklerin, Allah'a kulluktan geri durmayan canlılar olduklarının bildirilmesi, onların da akıl ve şuur sahibi olduklarına delalet etmektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bir halife yaratacağını söylemesi üzerine meleklerin, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın diye karşılık vererek kendilerinin itaatkar olduklarını zikretmeleri, El-Bakara Suresi 30. ayete bakılabilir, aynı hususa işaret etmektedir. Ancak meleklerin verdiği bu karşılıktan hareketle onların kendilerini beğendikleri ve nefislerini temize çıkardıkları zanlarına uyarak gerçekten uzaklaştıkları zannedilmemelidir. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle meleklere günah ıslah etmek doğru değildir. Onlar sadece yeryüzünde bir halifenin yaratılmasındaki hikmeti anlamak üzere Cenab-ı Hakk'a soru sormuşlardır. Buradan Allah'a yönelik bir itiraz manasını çıkarmak isabetli değildir. İnsanın yeryüzünde kan döküp bozgunculuk yapacağı bilgisi meleklere Allah tarafından verilmiş olmalıdır. Onlar bu hususu levh-i mahfuza bakıp oradan öğrenmiş olabilirler. Ayrıca insana gazap ve şehvet gibi özelliklerin verileceğini anlamış olduklarından böyle bir sonuca varmış olmaları da mümkündür. Meleklerin söz konusu ayette zikredilen ifadeleri Allah'a karşı çıkma amacına değil, kendi görüşlerini bildirme veya gerçeği öğrenme gayesine yöneliktir. Nitekim bu ayetin devamında meleklerin Allah'a karşı son derece teslimiyet içinde bulundukları ifade edilmektedir. B. Harut ve Marut adlı meleklerin durumu. Kur'an'da Babil halkına onları imtihan etmek ve bilinçlendirmek üzere sihir öğretmeye gönderilen Harut ve Marut adlı iki melekten söz edilmektedir. Bu iki melekle ilgili ayet şöyledir. Yahudiler şeytanların, şeytan ruhlu kimselerin Öteden beri Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında uydurdukları şeylere inanırlar. Oysa Süleyman asla küfre düşmedi. Asıl o şeytan ruhlular vaktiyle Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şey vesilesiyle küfre girdiler. Halbuki iki melek, bak biz senin için sadece bir imtihan vasıtasıyız. Sakın seni denemek için öğretilen bu bilgiyi kötüye kullanarak küfre düşmediği uyarıda bulunmadan hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. Ancak onlar bu iki melekten karı kocanın arasını açacak bir takım şeyler öğreniyorlardı. Gerçi onlar Allah'ın izni olmadıkça bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Doğrusu onlar kendilerine fayda değil sadece zarar getiren şeyler öğreniyorlardı. Ayrıca bu tür bilgileri edinip sihir ve büyüyle meşgul olanların ahiretteki bütün nimetlerden mahrum kalacağını da gayet iyi biliyorlardı. Keşke onlar karşılığında ruhlarını sattıkları bu şeyin ne kadar çirkin, ahirette hak ettikleri cezanın da ne kadar ağır olduğunu bilselerdi. El-Bakara er Suresi 102. Ayet Bu ayette yer alan iki meleğe indirilen şey ifadesinde, açıkça sihir kelimesi zikredilmemiş, ancak sihri çağrıştıran bir kullanımda bulunulmuştur. Demek ki o iki meleğe indirilen şey esas itibariyle sihir değil, fakat bozguncu kimselerin elinde, küfre sebep olabilecek bir şey olmaktadır. Şeytan ise Harut ve Marut'tan öğrendiklerini insanlara yalnızca sihir için öğretmişlerdir. Halbuki Harut da Marut bunu öğretecekleri zaman biz sizin için bir imtihan aracıyız. Öğreteceğimiz şeyler fitneye müsaittir. Kötüye kullanılması da küfürdür. Sakın bunu bu yönüyle öğrenip de küfre girmeyin şeklinde uyarıda bulunmadıkça kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Melekler kendilerine Allah tarafından indirilen hassas bilgileri gelişi güzel herkese öğretmezken öğrettiklerinin de kötüye kullanılmasından men ediyor. Ayrıca küfürden ve sihirden uzak durulmasını muhataplarına öğütüyorlardı. Biraz önce de değinildiği üzere söz konusu iki meleğe indirilen ve Babil halkından birçoğuna ilham yoluyla öğretilen bilgiler gerçekte sihir olmamakla birlikte sihir olarak da kullanılabilirdi. Bu durumda da ayette belirtildiği gibi açık küfre götürebilirdi. Buradan günahsız ve temiz meleklerin sihir öğretmedikleri fakat meleklerin hayır için öğrettikleri bazı gerçeklerin küfür ehlinin ve şeytan ruhlularının elinde sihir olarak da kullanılabileceği sonucu çıkmaktadır. Aslında bilginin kullanımına bağlı olarak böyle bir sonuç doğurabileceğini söylemek mümkündür. Neredeyse her bilgi için ne kadar hayırlı, doğru ve gerçekçi olursa olsun kullanıcısının elinde şerre dönüşebileceği söylenebilir. Burada öğrenilen bilgilerin kendileri değil, bunların kötü kullanıcıların elindeki sonuçları şerdir. İlimler iyiye kullanılırsa zehirlerden ilaç yapılır. Kötüye kullanıldığı takdirde de ilaçlardan zehir elde edilir. Hatta bundan dolayı birçok din alimi gerek bu ayetten gerekse ilimle ilgili diğer ayetlerden şu sonucu çıkarmışlardır. Özünde haram olan hiçbir ilim yoktur. Hatta şehrinden korumak için sihir öğrenmek bile haram değildir. Ancak yapmak haramdır, hatta bazen küfür sebebidir. İşte Babil'de Harut'ta Marut'a ilham yoluyla öğretilen şeylerinde buna benzer bilgiler olduğu anlaşılmaktadır. Esasen meleklere özgü bazı yüce bilgiler, bazı şaşırtıcı tekniklerde şeytanca kötüye kullanılmıştır. Harut ve Marut hakkında tarih ve tefsir kitaplarında Özellikle İsrailat e türündeki haberlerin etkisiyle zikredilen rivayetler sahih görülmemiştir. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut'un zikredildiği ayet bize Hz. Süleyman'a atılan iftiralarla iki meleğin Babil halkına sihir öğretici gibi iki ana konu hakkında bilgi vermektedir. Müfessirler ayetin sihir öğretme ve öğrenmenin sakıncaları yanında Meleklerin herhangi bir günah işlemediğini vurguladığı hususunda ittifak etmişlerdir. C. Meleklerin aynı anda birçok yerde bulunabilmesi. Melekler çok uzak mesafelere bir anda gidip gelme, göklerden yere inme, yerden göklere çıkma özelliğine sahiptir. Onların bu niteliklerini kendi özelliklerimizle ve tecrübelerimizle kanatlarında bildiğimiz kanatlarla kıyaslamamız doğru değildir. Çünkü tek ve şaşmaz ölçünün daima insanoğlunun varmış olduğu sonuçlar olmadığı açık bir gerçektir. Biz melekleri görmediğimiz gibi onların gerçek yapılarını ayrıca işlerini nasıl gördüklerini de bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim bu hususa şöyle işaret etmektedir. Melekler ve ruh Cebrail hedeflerine süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. El-Me'arif Suresi 4. Ayet İnsanoğlunun hesabıyla 50 bin yıllık mesafeyi melekler bir anda alabilmektedir. Allah'tan gelen emirlere göre hareket eden melekler, yerleri ve gökleri bir anda dolaşabilecek bir yapıya sahiptir. Meleklerin ve Cebrail'in ancak 50 bin yıl kadar uzun bir sürede hedeflerine ulaşabilecekleri veya Allah'ın huzuruna çıkabileceklerinin ifade edilmesi onun yüceliğini göstermektedir. D. Meleklerin erkeklik dişiliklerinin olmaması Meleklerin cinsiyetleri yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette meleklerin cinsiyetlerine işaret eden herhangi bir açıklama yoktur. Akılda onların erkek veya dişi olduklarını gerektirecek bir hükme sahip değildir. Bazılarının meleklerin Allah'ın kızları oldukları yönündeki iddiaları tamamen mesnetsiz bir söylem ve anlamsız bir yakıştırmadır. Kur'an-ı Kerim'de meleklere dişilik isnat edilmesi reddedilerek şöyle buyurulmuştur. Müşrikler Rahman'ın kulları olan meleklerin dişi olduğunu iddia ediyor. Yoksa onlar meleklerin yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu iddiası kaybedilecek ve kendileri bundan dolayı sorguya çekilecektir. Ez-Zuhru Suresi 19. Ayet Ahirete inanmayan o müşrikler, dişi zannettikleri meleklere dişil isimler takarlar. Halbuki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanna kapılıyorlar. Oysa zan hakikat karşısında hiçbir değer taşımaz. En-Necm Suresi 27 ve 28. Ayetler Bu ayetlere göre meleklerin dişiliğinden söz edilemez. Ayetlerde meleklere dişilik isnadında bulunulmasının yasaklanmış olmasından hareketle onlar hakkında erkektir diye de hüküm verilemez. İnsan olarak kendi varlığımızın erkeklik ve dişilik çifti üzerine kurulu olmasından hareketle meleklerinde böyle olabileceğini düşünemeyiz. Nitekim erkek veya dişi olarak bizler ruhlarımızın bir cinsiyeti sahip olduğu iddiasında değiliz. Melekleri de erkeklik ve dişiliğinden söz etmeksizin kabul edebiliriz. E. Gaybı bilmemeleri Her ne kadar melekler insanlara nispetle olağanüstü varlıklar olup insanların bilemediği bazı bilgilere sahip bulunsalar da sonuçta onların da bilgileri sınırlıdır. Mealini vereceğimiz şu ayeti kerime bu hususu açıkça ifade etmektedir. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni daima övgüyle anıp yüceltmekteyiz dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi ben bilirim diye cevap vermişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler Ey Rabbimiz! Sen yüceler yücesisin. Biz senin öğrettiklerinden başka bir bilgiye sahip değiliz. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin." dediler. El Bakara Suresi 30 ila 33. ayetler. Meleklerin gayba ilişkin bilgileri Allah'ın kendilerine öğrettiği kadardır. Gaybı bilen odur, gizli bilgisinden kimseyi haberdar etmez. Ancak razı olduğu bir elçiye gösterir. Zaten o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar. Cin suresi 26 ve 27. ayetler. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da o bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. El-Enam er Suresi 59. Ayet Bu tür ayetlerden şu anlaşılmaktadır ki, Allah-u Teala kendi katında gizlediği bilgileri melekler de dahil kimseye açmaz. Ancak onun seçtiği peygamberler müstesna. Peygamberlerin gayb bilgisi de sınırlıdır. Şu halde peygamberler dışında herhangi birinin verdiği gaybi bilgiler benimsenmez ve onlarla amel edilemez. Ey peygamber! De ki, Göklerde ve yerde bulunan varlıkların hiçbiri gaybı bilemez. Onları ancak Allah bilir. Hatta onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. En'am Suresi 65. ayet. 5. Meleklerin çeşitleri ve görevleri. Şüphe yok ki melekler Allah'ın yarattığı, mahiyetlerini bilemediğimiz varlıklardır. Onların sayıları hakkında ne Kur'an'da ne de sünnette herhangi bir bilgi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yaratılmışlar anlatılırken, yeryüzünden yedi kat gökten, kürsüden ve arştan söz edilmektedir. Ancak Allah'ın mülkünün sınırlarını kimse bilemez. Melekler yerde, göklerde, çevremizde ve Allah'ın yarattığı her yerde bulunabilir. Gerek bu dünyada, gerekse ahiret hayatında Allah'ın görev verdiği melekler vardır. Bazıları devamlı olarak sırf Allah'a ibadet ederken, bir kısmı kainatın işleyişiyle görevlendirilmiştir. Kimi insanlara iyiliği terkin etmek, kimi kötülüklerden korumak da görevliyken, kimi de zor ve sıkıntılı zamanlarda müminlerin yardımına koşma vazifesini üstlenmiştir. Bunlar düşünüldüğünde meleklerin sayısının ne kadar çok olduğu anlaşılır. Meleklerin sayısının çokluğunu anlatmak üzere Hz. Peygamber göklerin uğuldayıp ve gıcırdadığını, bunda da haklı bulunduklarını, Zira meleklerin gökte hiçbir boşluk kalmayacak şekilde secde veya rükü haline devam ettiklerini haber vermektedir. Rasul Ekrem sözlerinin devamında kendisinin kimsenin göremediklerini gördüğünü, işitmediklerini işittiğini belirtmiş, Allah'a yemin olsun ki benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız ifadesini kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Sekar diye adlandırılan cehennemin idaresiyle görevli meleklerin 19 olduğu belirtilmiştir. El-Müdessir Suresi 30. Ayet Burada zikredilen rakamın meleklerin sayısı, grupları veya safları olma ihtimali vardır. Gerçekte onların sayılarını ancak Allah bilir. Rabbinin ordularının sayısını ancak kendisi bilir. El-Müdessir Suresi 31. Ayet Şimdi dört büyük melekten başlayarak melekleri tanımaya çalışalım. A. Cebrail Büyük meleklerden biri olup Allah'ın kullarına yönelik emir ve yasaklarını bildiren, haberler getiren güçlü ve güvenilir bir elçidir. Cebrail'in en önemli görevi ilahi vahiyleri peygamberlere getirmektir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiş bir kelamdır. Ey peygamber! halkı uyarasın diye onun senin kalbine ruhul emin, Cebrail, açık seçik bir Arapçayla indirmiştir. Eşşuara suresi 192 ve 195. ayetler Mealindeki ayet-i kerime, Kur'an'ın cibril aracılığıyla indirildiğini beyan etmektedir. Bu özelliğinden dolayı kendisine vahiy meleği de denilmiştir. Cebrail'in varlığını ve mahiyetini, sahip olduğu özelliklerini, insanın tecrübe alanında gerçekliği bulunan ve duyularda algılanan varlıklara benzetmek yanlış bir tutumdur. Diğer meleklerde olduğu gibi Cebrail'in gerçek mahiyetini ancak Allah Teala bilir. Bizse naslarda nasıl bildirmişse öylece kabul ederiz. Cebrail'e meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah'a en yakın olduğu için meleklerin efendisi de denilmiştir. Onun karşı konulamayacak derecede güçlü bir tabiatta yaratıldı, Allah katında çok itibardı, şerefli ve güvenilir bir elçi oldu. Ayrıca meleklerin de kendisine itaat ettiği şu ayette açıkça bildirilmektedir. Kur'an, şüphesiz arşın sahibi Allah nezdinde itibarlı, çok değerli ve güçlü olan, oradaki meleklerin kendisine itaat edip güven duyduğu bir elçinin getirdiği ilahi sözdür. Cebrail, Kur'an-ı Kerim'de Cibril, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin. Eş-Şuara Suresi 193. Ayet Ruh, Meryem Suresi 17. Ayet ve El-Alak gibi değişik isimlerle anılmıştır. Et-Tekvir Suresi 19. Ayet Hz. İbrahim ile Hz. Meryem'e insan şeklinde görünen Cebrail, Peygamber Efendimiz'e iki kere asli kimlik ve yapısıyla görülmüştür. Bunun gerçekleşme şeklini bilmemiz mümkün değildir. Cebrail'in bir kere vahyin indiği ilk sıralarda açık ufukta, bir kere de Miraç olayı yaşanırken Zidre-i Münteha'da Hazreti Peygamber'e asli hüviyetiyle göründüğüne andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. Et-Tekvir suresi 23. ayet ve andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha görmüştü. En-Necm suresi 13. ayet. Mealindeki ayetler işaret etmektedir. Hadis-i şeriflerde bu olayların detaylarına ilişkin bilgiler vardır ashab Kiranda zaman zaman insan şeklinde girmiş Cebrail'i görmüşlerdir. Hazreti Ömer'den nakledilen ve Cibril hadisi diye bilinen hadiste bu husus şöyle dile getirilmektedir. Bir gün Resulullah'ın huzurunda oturmaktayken elbisesi bembeyaz ve saçları simsiyah, üzerinde herhangi bir yolculuk izi bulunmayan ve aramızda hiç kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Bu kişi Resulullah'ın yanına oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayayıp, Ellerini dizleri üzerine koydu, diye başlayan hadisin devamında, o şahsın, Hz. Peygamber'e iman, İslam ve ihsanın içerikleriyle kıyamet alametleri hakkında sorular sorduğu anlatılmaktadır. Olayın sonunda Rasul-i Ekrem, Ömer'e, ''Ey Ömer, bu gelenin kim olduğunu biliyor musun?'' diye sorduğunda, Hz. Ömer, ''Allah ve Rasulü daha iyi bilirler.'' demiş. Peygamber de, ''Bu gelen Cibril idi. Size dininizi öğretmek için gelmişti.'' buyurmuştur. Daha önce de temas ettiğimiz üzere bazı hadis rivayetlerinden Cebrail'in zaman zaman güzel bir insan şeklinde Hz. Peygamber'e gelerek onu ibadetlerin detayları ve uygulama şekilleri hakkında eğittiğini, inanç, amel ve ahlak konularında izahlarda bulunduğunu öğreniyoruz. Cebrail, kafir ve müşriklere karşı Hz. Peygamber'in dostu ve müminlerin destekleyicisi olarak görevle yapmıştır. Kadir Gecesi'nde diğer görevli meleklerle birlikte çeşitli işler görmek, bir takım ilahi mesaj, emir ve hükümleri yerlerine ulaştırmak üzere indiği anlatılan ve Er-Ruh diye anılan Cebrail, Er-Kadr Suresi 4. Ayet, O gün ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Ancak Rahman'ın izin verdiği konuşabilir. O da doğruyu söyler ayetinde de Ennebe suresi 38. ayette belirtildiği gibi İnsanlar hesaba çekilirken mahşer gününde saf saf dizilen meleklerin yanında bulunacaktır. İslami gelenekte Cebrail'in adı anılınca Allah'ın selamı üzerine olsun manasına gelen aleyhisselam demek dini terbiyenin bir gereği sayılmıştır. Cebrail'in varlığını inkar etmek veya ona düşmanlık beslemek kişinin İslam diniyle bağlantısını koparır. Şu ayet buna işaret etmektedir. De ki, Cebrail'e düşman olan kişi şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ın senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için müjdeci olarak o indirmiştir. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse şunu bilsin ki Allah da inkacı kafirlerin düşmanıdır. El-Bakara Suresi 97 ve 98. Ayetler B. Mikail Mikail aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen büyük meleklerden biridir. Biraz önce mealini verdiğimiz ayette meleklerden genel olarak söz edilirken, Cebrail'in yanında Mikail'in de özel olarak anılmış olmasından, El-Bakara suresi 98. ayet, onun da Allah katında değerli bir melek olduğunu, Cebrail'de olduğu gibi ona karşı olumsuz duygu besleyenlerin Allah düşmanı sayılacağını anlamıştık. Bu özel konumuna rağmen Kur'an-ı Kerim Mikail'i yürüttüğü görevi belirterek zikretmez. Ancak hadis rivayetlerinden öğrendiğimize göre Mikail, kainattaki tabiat olaylarını, yaratıkların rızıklarını, ekinlerin, bitkilerin gelişmesini idare etmekle görevlendirilmiştir. Mikail söz konusu işlerde görevli diğer meleklerin de reisi durumundadır. C. İsrafil İsrafil aleyhisselam yaşadığımız dünya hayatının sonu ve ebedi hayatın başlangıcı sayılan sura üflemekte görevli olan büyük bir melektir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopması ve ahiret hayatının başlaması sırasında sura üflenme olgusundan söz edilmekle birlikte bu görevi hangi meleğin yapacağı belirtilmemiştir. Bunun israfil olduğunu hadis rivayetlerinden öğrenmekteyiz. İsrafil sura iki defa üfleyecektir. Birincisinde kıyamet kopacak, bütün canlılar ölecek, dünya hayatı sona ermiş olacaktır. İkincisinde ise birinci surla ölmüş olan canlılar mahşerde hesap vermek üzere diriltileceklerdir. İsrafil sura üfürdüğünde insanlar bu davetçiye uymaktan başka çare bulamayacaklardır. İsrafil diriliş emrini yerine getirmekte görevli diğer meleklerinde revsi durumundadır. Sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de ne göresin. Onlar kalkmış bekliyorlar. Ez-Zümer Suresi 68. Ayet Sura ikinci üflenişi anlatan, nihayet sura üflenecek, bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, koşarak Rablerine gidiyorlar. Yasin Suresi 51. Ayet Mealindeki ayet, kabirden sonraki hesap kitabın görülce mahşer alanına da işaret etmektedir. D. Azrail Dört büyük melekten biri de can almakta görevli olan Azrail aleyhisselamdır. Azrail ölüm meleğidir. O bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de melekül mevt olarak anılır. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. E secde suresi 11. ayet Azrail ölüm gibi sevilmeyen bir olayı gerçekleştirirken kuşkusuz Allah'ın emrini yerine getirmiş olmaktadır. Varlıklara ömür biçen odur. Azrail ise sadece güvenilir bir elçidir. Hayat veya ölüm hükmü Cenab-ı Hakk'a aittir. Bu sebeple ölüm olayının Allah'tan geldiğini bilerek onun kaza ve kaderine teslim olmak gerekmektedir. Nitekim bazı ayetlerde Allah Teala ölümün gerçekleştirilmesi fiilini kendisine nispet etmiştir. Allah eceli gelen insanların ruhlarını öldüklerinde henüz ölüm vakti gelmeyenlerinde uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin canlarını hayattan koparırken diğerlerini ömürlerinin sonuna kadar yaşatır. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için ibretler vardır. Ez-Zümer Suresi 42. Ayet bazı ayetlerden öğrendiğimizde göre ölüm olayını gerçekleştirme göreviyle yükümlü başka melekler de vardır. Azrail bu ilahi emri yerine getiren meleklerin reisidir. Ölüm melekleri Allah'ın ölümle ilgili emir ve hükmünün elçileridir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir: O kullarının üzerinde mutlak otorite sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Sizden birinin ölüm vakti geldiğinde Görevli meleklerimiz onun canını alır. Onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Allah hakkında yalan uyduran yahut onun ayetlerini yalan sayanlardan daha zalim kim olabilir? Böyleleri dünyada kendileri için takdir edilmiş rızıklara nail olup ömürlerini dolduracaklar. Ama sonunda kendilerine ölüm meleklerimiz gelip canlarını alırken onlara "Hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede?" diyecekler. Onlar da bizi yüzüstü bırakıp gittiler diye cevap verecekler. Böylece kafir olduklarına kendileri şahitlik edecekler. Er-A'raf Suresi 37. ayet. Azrail ve evrindeki melekler Allah'ın yasaklarından uzak duran ve güzel amel sahibi olan müminlerin ruhlarını kolaylıkla kendilerine selam vererek alırlar. Ölüm, Allah hakkıyla iman edip inancına uygun yaşayan insanlar için ebedi hoşnutluğunda başlangıcı olduğundan Müslümanlar ölümü kötü bir hadise olarak değerlendirmezler. Şu ayet buna işaret etmektedir. Melekler onların canlarını çok hoş bir şekilde alırken esenlik ve mutluluk içinde olasınız. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete diyecek. Ennal Suresi 32. Ayet Ölümü gerçekleştirmekte görevli melekler, kafirlerin, münafıkların ve isyankarların, pervasızca günah işleyenlerin, hak hukuk dinlemeyenlerin canlarını ise zorla eziyet ede ede çekip alırlar. Kur'an bu durumu şöyle tasvir etmektedir. Ey Peygamber! Melekler kafirlerin canlarını alırken, o sırada onların suratlarına ve sırtlarına vura vura şöyle derler. Hadi tadın bakalım, cayır cayır yanmanın acısını. O an neler olup bittiğini bir görseydin. Ey kafirler! Bu azap sizin işlemiş olduğunuz suçların karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık etmez. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde Azrail hakkında ayrıntılı açıklamalar yoktur. Bu sebeple onun farklı şekillerde tasviri, bulunduğu yer ve canlıların ruhlarını alış şekilleri gibi hususlarda verilen bilgilerin İslami kaynaklarla uyumuna dikkat edilmelidir. Dolayısıyla ölüm meleğinin yardımcılarının canı bedenden çektikleri, boğaza dayanan canı ölüm meleğinin aldığı, yine ölüm meleğinin her evi günde iki yahut yedi defa dolaştığı ve orada canının alınması emredilen birinin bulunup bulunmadığına baktığı gibi iddialar sahih kaynaklarda yer almamıştır. Bazı insanların Azrail'den korkması, onun sevdiği dünyadan ayrılmak istememesi, ahiret hayatına, cennetin nimet ve lezzetlerine olan gerçek bilgi ve inancının zayıf olması, Allah'ın huzurunda hesap vermekten kaçınmak istemesi ve günahlarının tatlı gelmesi gibi sebeplerden kaynaklanır. E. Arşı taşıyan melekler, mukarreb melekler. Cenab-ı Hakk'ın dört büyük melekten başka nice meleği vardır. Onun yarattığı hiçbir şey boşuna değildir. Meleklerin bir kısmı, yaratıcının otoritesini ifade eden arşı taşıyan ve onun etrafında bulunarak sürekli Allah'ı yücelten meleklerdir. Bunlara arşı taşıyan melekler anlamında hamele-i arş denir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de el ketul Mukarebun şeklinde En-Nisa suresi 172. ayet zikredilen ve Allah'ın yüce makamına yakın olan melekler grubuna dahildir. Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini yüceltir, ona inanır ve müminler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Sen her şeyi rahmetin ve ilminle kuşatmışsın. Günahlarından tövbe edip, senin gösterdiğin yolda yürüyenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Hem onları hem de onların atalarından, eşlerinden ve soylarından olup da imanlarına yaraşır güzellikte davrananları, Kendilerine vaad ettiğin adın cennetlerine yerleştir. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Her şeyi yerli yerince yapansın. Onları hata ve günahlarının kötü sonuçlarından koru. Sen o gün kimi eziyet ve azaptan korursan, şüphesiz ona merhamet etmiş olursun. İşte asıl mutluluk ve bahtiyarlık da budur. El-Mü'min Suresi 7 ve 9. Ayetler Ey Peygamber! Eğer insanlar Allah'a kulluk etmeyi gururlarına yediremiyorlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler gece ve gündüz onu tesbih edip yüceltmektedir. Fusulet Suresi 38. Ayet Arşı taşıyan meleklerin sayısı Kur'an'da zikredilmiş ancak onun etrafını kuşatanların sayısı belirtilmemiştir. F. Kiramen Katibin İnsanların söz ve davranışlarını kaydetmekte görevli meleklere Değerli, şerefli, dürüst yazıcılar manasında kiramen katibin denilir. Bunlara ayrıca yapılanları koruyup kaydedenler anlamında hafaza melekleri de denir. Kur'an-ı Kerim'de bu meleklerden şöyle söz edilmektedir. Oysa sizi her an gözleyen, yaptığınız her şeyi bilen ve kayda geçiren değerli melekler vardır. El-İnfitar suresi 10 ila 12. ayetler. Bu ayetler kıyameti inkar edenlere o gün Allah'a hesap vereceklerini hatırlatmakta, yaptıkları her şeyin mutlaka kaydedildiğini bildirmektedir. Yine Kur'an'da aynı konuyla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını da biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek her şeyi kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söyleyemez ki yanında gözetleyip yazmaya hazır olan bir melek bulunmasın. Kaf suresi 16 ve 18. ayetler Bu ayetlerde insanların kendi aralarında kurdukları ve kimsenin haberdar olmadığını zannettikleri her türlü tertip ve gizli konuşmaların kiramen katibi melekleri aracılığıyla kayıt altına alındı ve dolayısıyla Allah'tan hiçbir şeyin gizli kalmayacağı açıkça ifade edilmektedir. Aslında Cenab-ı Hak mülkünü idare etmede kimsenin yardımına muhtaç değildir. Fakat onun iradesi görevlendirdiği güvenilir elçileriyle evreni yönetmek şeklinde tecelli etmiştir. Bütünüyle kainatın mülkiyeti ve idaresi Allah'a ait olduğu için bazı ayetlerde kulların amellerinin yazılması işi doğrudan kendisine de nispet edilmiştir. Meleklerin yazdığı amel defteri, kıyamet gününde insanların önüne konulacak ve hiç kimse buna itiraz edemeyecektir. Biz, her insanın yaptığı işlerin sorumluluğunu onun boynuna taktık. Kıyamet gününde her şeyin yazıldığı bir kitabı onun önüne koyacağız. Sonra ona, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin denilecektir. El-İsra Suresi 13-14. Ayetler Sağımızda bulunan melek iyilikleri, Güzel amelleri solumuzda bulunan melekse günahları kaydeder. Cehenneme gidecek olanlara amel defterleri sol taraflarından veya arkalarından verilir. Kıyamet gününde hiçbir ayrıntı ihmal edilmeden mükelleflerin yaptığı bütün davranışlar amel defterlerinde yazılı olarak kendilerine sunulacaktır. Kimse kendi elleri ve özgür iradesiyle yaptıklarından başka bir şeyle cezalandırılmayacak, kimseye haksızlık edilmeyecektir. Bu hususta ilgili bir ayetin meali şöyledir. O gün herkesin amel defteri önüne konulacaktır. İşte o zaman göreceksin ki kafirler defterlerinde yazılı olanlar karşısında dehşete düşüp vay halimize, bu nasıl bir kitapmış, küçük büyük dememiş, her şeyi sayıp dökmüş diyecekler. Böylece onlar yaptıklarını karşılarında bulacaklar. Senin Rabbin kimseye zulmetmez. Erkef Suresi 49. Ayet Mükelleflerin söz ve davranışlarını kaydeden yazıcı meleklerin kayıtlarını nereye ve nasıl yazdıklarına dair gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde açık bir bilgi yoktur. Onların kayıtlarını bizim yazım türlerini yazılan yeri de yazı yazdığımız defterlere, kitaplara benzetmemek gerekir. Bu hususa inanmak ve iç yüzünü Allah'a havale etmek en isabetli davranıştır. Hadis rivayetlerinde kiramen katibin meleklerinin yazma görevini yürütürken Allah'ın rahmeti bir defa daha ifade edilmiş. Böylece kullar hayra ve iyiliğe teşvik edilerek kötülüklerden sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak yazıcı meleklere şöyle buyurmuştur: Kulun bir günah işlemeye niyet ederse onu işlemedikçe günah diye yazmayın. İşlediği takdirde ise sadece bir günah yazın. Şayet o bana saygısı sebebiyle günahtan vazgeçerse ona bir iyilik yazın. Kulun İyi bir işi yapmayı arzu edip de yapmazsa bir sevap yazın. Şayet iyiliği işlerse kendisine 10 katından yedi yüz katına kadar sevap kaydedin. g. Koruyucu melekler İnsanların iyi ve kötü amellerini kaydetmek üzere onların sağında ve solunda görevlendirilen meleklerden başka, ön ve arkalarında bulunan melekler de vardır. Kur'an'da söz konusu melekleri muhakkıbat yani takipçiler denilmiştir. İnsanın önünde ve ardında gözcü ve denetçi melekler vardır. Bunlar Allah'ın emri uyarınca onu koruma ve kayıt altında tutarlar. Er-Rad suresi 11. ayet O, kullarının üzerinde mutlak hakimiyet sahibidir. Sizi koruyucu melekler gönderir. Sizden birinin ölüm vakti geldiğinde görevli meleklerimiz onun canını alır. Onlar görevlerinde asla kusur etmezler. El-Enam suresi 61. ayet Koruma melekleri görev alanlarına göre insanları hatta diğer canlıları zararlı şeylerden muhafaza altına alır. Bunun yanında günlük hayatta da karşılaşıldığı üzere alınan herhangi bir tedbirle izah edilemeyecek, inanılması zor bazı olaylardan sağ salim kurtulan insanların durumunu da Allah'ın o insanları melekleri aracılığıyla koruduğu şeklinde açıklamak gerekir. Sanki gizli bir el kişinin karşılaştığı, kendi irade ve tedbiriyle kurtulması mümkün olmayan bir musibet veya felaketten onu kurtarmaktadır. Cenab-ı Hak, kişinin başına bir musibet veya felaketin gelmesini takdir buyurmuşsa, kimse buna engel olamaz, melekler de bu durumda teşebbüste bulunmaz. Sonuçta, Allah'ın dilediğinden başka bir şey gerçekleşecek değildir. Rivayete göre bir kişi Hz. Ali'ye gelerek bazı kimselerin kendisini öldürmek istediğini söylemiş ve bu sebeple tedbir alınmasını talep etmiştir. Hz. Ali tavsiye edilen tedbirleri almakla birlikte bu kişiye hayatın Allah'ın elinde olduğunu, o kendisine ömür verdiyse herkeste bulunan iki meleğin kendisiyle de beraber bulunacağını, dolayısıyla Allah'ın kendisini koruyacağını söylemiştir. Hz. Ali devamda, eğer Allah'ın senin başına geleceğini, dilediği bir şeyi varsa koruyucu melekler o kişiyle olay arasından çekilirler. Ecel neyse değişmez demiştir. İnsan hayatı zaman itibariyle gece ve gündüzden oluştuğuna göre onu koruyan melekler bu görevlerini gece ve gündüz gizli ve açık yaparlar. Bunların sayısını ise sadece Allah bilir. Binaenaleyh belli bir sayı üzerinde durmak doğru değildir. Önemli olan koruyucuların varlığını kabul etmektir. Cenab-ı Hakk'ın melekleri aracılığıyla kullarını koruması ona inanan inanmayan herkesi kapsamaktadır. Rahman sıfatının sonucu olarak merhameti her şeyi kuşatan Allah afiyet, sıhhat, selamet ve yaşama fırsatı vermek istediği bütün kullarını melekleri aracılığıyla koruma altına almaktadır. Sonuç olarak hepimiz yalnız ve başıboş bırakılmadığımızı bilmeli manevi varlıklar olan meleklerin gerek amellerimizin yazıcısı gerekse koruyucumuz olarak daima bizimle birlikte bulunduğunu hatırımızdan çıkarmamalı, onlara karşı utanç duyacağımız işler yapmamalıyız. Allah'ın kendisinden haya edilmeye herkesten daha layık olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Şunu da bilmeliyiz ki insan tek başına kaldığı zaman bile yalnız olmayıp meleklerle birliktedir. Böylesine iyi ve masum arkadaşlarının olduğunu bilen, onların varlığına iman eden kişiler asla yalnızlık hissetmez ve kendilerini daima güçlü kabul ederler. H. Münker ve Nekir Ölümden sonra insanların kıyamet gününe kadar yaşayacakları bir kabir hayatı vardır. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayetler, ayrıca bu hususta açık ifadeler taşıyan pek çok hadis bulunmaktadır. Ancak kabirdeki hayatın kendine özel şartlarının bulunduğu, bunu ancak Allah Teala'nın ve o hayatı yaşayanların bildiği unutulmamalıdır. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki münker ve nekir, kabir hayatına intikal etmiş ölülere ürkecekleri bir şekilde görünecekleri için bu ismi almışlardır. Münker ve nekir, kişi öldükten sonra kabre intikal edince veya toprağa konulmasa bile kabir hayatına geçince Kendisine gelerek Rabbin kim, peygamberin kim, benimsediğin din hangisi diye onu sorguya çekeceklerdir. Kişinin imanı sağlam, ameli iyiyse kabir sorgusu hafif geçer. Sorulara doğru cevaplar verir, kendisine cennet kapıları açılır ve oradaki makamını seyreder. Ölü şayet kafir veya münafık ise ya da amelleri Kur'an'a ve sünnete aykırılıklar taşıyorsa sorulara doğru cevap veremeyecek, Kendisine cehennem kapıları açılacak ve oradaki yerini sürekli görmek suretiyle bir tür azap içinde kalacaktır. Kabirde herkes dünya hayatındaki amellerine göre karşılık görecektir. Bu manada kabir hayatı Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Münker ve Nekir kabir hayatını yaşayan ve bizce ölü olan kişilerden alacakları cevaplara göre Onlara farklı davranacaklardır. Hayatı iman nuru içinde geçmiş, ibadetlere sarılmış, Resulullah'ın sünnetine uygun yaşamış bir insan için söz konusu melekler kabirde nurani birer arkadaş konumunda bulunur, kişiyi kabrin yalnızlık ve ürkütücülüğünden kurtarıp ferahlatırlar. Onun huzur içinde olması için kendisine telkinde bulunurlar. Ancak münafık ve inançsız olanlara son derece şiddetli davranırlar. Kabir hayatında olup biten olaylar dünya gözüyle görülemez. Münker ve nekir hakkındaki bilgilerimiz ve dolayısıyla inancımız rasul i Ekrem'in hadislerine dayanmaktadır. Enes bin Malik'in rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi ölüp de kabre konulduktan, cenazeye katılanlarda ayrılıp gittikten sonra ki ölü gidenlerin ayak seslerini duyar, ona iki melek gelir ve şunları sorar. Muhammed hakkında ne diyorsun? Mü'min, şahitlik ederim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir der. Bunun üzerine melekler, ey mü'min, cehennemdeki yerine bak. Allah onu senin için cennetten bir makamla değiştirdi, müjdesini verir. Mü'min kişi böylece hem cehennemdeki yerini hem de cennetteki makamını görmüş olur. Ölen kişi kafir ve münafıksa meleklerin sorularına Muhammed hakkında bir şey bilmiyorum Halkın ona peygamber dediklerini duyardım şeklinde cevap verir. Böylelerine hay anlamaz ve duymaz olaydın denir. Sonra kafir ve münafın iki kulağı arasına demir bir sopayla vurulur. Ölü öyle bir çığlık atar ki insanların ve cinlerin dışında onun yakınında bulunan her varlık bu feryadı duyar. Münker ve nekirin sorgulamaları bitince mümin kişiye haydi zifafa giren kimsenin uykusuyla uyu denilecek. O da bir insanın uyuyabileceği en rahat ve tatlı uykuyla kıyamete kadar uyuyacaktır. Hadis rivayetlerinde geçen ve Hazreti Peygamber'in Allah'a sığındı, kabir fitnesinin kabirdeki azap olduğu kadar Münker ve Neker'in bu sorgusu olduğu da belirtilmiştir. Fitnenin bir anlamı da imtihan olma, hesaba çekilmedir. Bu manada her mümin kabir hayatında bir iman imtihanından geçecektir. Her ölenin münker ve nekit tarafından kabirde sorguya çekileceği şeklindeki ifade, dünyada ölenlerin büyük çoğunun kabre konulup defin olmalarından dolayıdır. Bu sebeple kişi ölünce kabre yani toprağın altına konulmasa bile yine o sorguya çekilecektir. Kişi nerede ve nasıl ölürse ölsün, cesedi ne şekilde olursa olsun, ölümünden bir müddet sonra söz konusu melekler kendisini sorguya çekeceklerdir. Bizim bu tür konuları kendi tecrübe ve algılarımızın dar kalıplarına sıkıştırıp sınırlı kavram ve kriterlerimizde izah etmeye çalışmamız doğru değildir. Çünkü tecrübe ve algılarımızın dışında kalan bir hayattan söz edilmektedir. Kabir sorgusu gibi olayların gerçekleşmesi aklen imkansız değildir. Bu konuda bulunan bir şeyin mahiyetini bilmemek onu reddetmeyi gerektirmez. I. Cennet melekleri allah Teala'nın yeryüzünde ve göklerde çeşitli işlerde görevlendirdiği melekleri olduğu gibi, onun cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekte görevlendirdiği melekleri de vardır. Kur'an-ı Kerim'de cennetle görevli meleklerden cennet bekçileri hazene olarak söz edilir. Rablerine itaatsizlikten sakınanlarsa gruplar halinde cennete sevk edilecektir. Oraya varıp da kapılar açılınca cennet bekçileri müminlere hoş geldiniz, artık esenliktesiniz. Temelli kalmak üzere buyurun cennete diyecekler. Ezlumer Suresi 73. Ayet Onlar adın cennetlerine, Allah'ın hoşnutluğuna layık bir hayat yaşamış olan ataları, eşleri, çocukları ve torunlarıyla birlikte gireceklerdir. Melekler de dört bir taraftan huzurlarına girip, esenlik ve mutluluğunuz daim olsun çünkü siz dünyada gösterdiğiniz sabırla bu mükafatı hak ettiniz. İşte bu mutlu son. Ne güzel bir son diyecekler. Errat Suresi 23 ve 24. Ayetler Cennette görevli meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Onların en büyüğü Rıdvan adlı melektir. J. Cehennem melekleri Müminleri selamlayan, onlarla arkadaşlık yapan, onları iman ve salih amel işleyerek sabrettikleri için tebrik eden cennet melekleri bulunduğu gibi İman etmeyen, Allah'ın razı olmayacağı amelleri dünyada kendilerine hayat ilkesi haline getirenlere karşı da Cenab-ı Hakk'ın gazabını gösteren melekler vardır. İnkarcılar cehenneme varınca cehennem bekçileri onları karşılayacak ve kendilerine türlü türlü azap tattıracaklardır. Kur'an-ı Kerim'de bazı özellikleri belirtilerek cehennem meleklerinden söz edilmekte, kimi yerde de onların sayılarından bahsedilmektedir. Müdessir suresinde 30. ayet geçen üzerinde 19 görevli vardır ifadesindeki 19 sayısının 19 meleğe, 19 grup meleğe veya 19 saf meleğe işaret ettiği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunun doğrudan 19 melek olarak anlaşılması mümkündür. Diğer manalarda bir ihtimal olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu ayet indiğinde müşrikler Alaycı sözlerde kalabalık bir topluluk olduklarını, 19 cehennem bekçisinin kendilerine güç yetirip cehenneme atamayacağını söylemişlerdi. Esasen söz konusu ayette onların cehennem meleklerine güç yetirmelerinin mümkün olmadığına dikkat çekilmiştir. Aslında inkarcıların hepsi bir araya gelse bir meleğe bile güçleri yetmez. Konuyla ilgili ayetlerin açıklamalı meali şöyledir. Ben onu sekara sokacağım. Sen sekarın ne olduğunu biliyor musun? İçine atılan her şeyi yiyip bitiren cehennem ateşidir. Yiyip bitirir ama insanı öldürüp de acısının dinmesine izin vermez. Cehennemde 19 muhafız vardır. Biz cehennemin bekçilerini hep meleklerden görevlendirdik. Onların sayısını da kafirler için bir sınav vesilesi yaptık. Bunu kendilerine kitap verilmiş olanların kesin kez inanmasına İnananların da imanlarının pekişmesine vesile kıldık. Rabbinin iradesine boyun eğip buyruklarını icra eden meleklerin sayısını kendisinden başka kimse bilemez. Bu insanlara bir uyarıdır. El-Müdessir Suresi 26 ve 31. Ayetler Sekar denen cehennemin bekçilerini niçin 19 melek olarak belirlendiğini sadece Allah bilir. Ancak kullar açısından bakıldığında bu sayının farklı yorumlara yol açacağını, kimilerinin imanının pekişmesine, kimilerinin inkarcı yaklaşımda bulunmasına sebep olacağını, bu bakımdan 19 sayısının bir imtihan vesilesi olduğunu bilmek gerekir. Cehennemde görevlendirilmiş meleklere zebani denilmiştir. O kafir kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. El-Alak Suresi 17 ve 18. Ayetler mealindeki ayet bunu ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem bekçilerinden biri olarak Malik isimli bir melekten söz edilmektedir. Ez-Zuhruf Suresi 77. Ayet Sadece bu ayette yer alan Malik, cehennem bekçilerinin reisi olarak anlaşılmıştır. Bu hususla ilgili ayetlerin meali şöyledir. Günah batmış olanlar cehennem azabında temelli kalacaklar. Azapları hafifletin diyecek orada çaresizlik içinde kıvranacaklardır. Biz böyle bir azapla onlara zulmetmiş değiliz. Asıl onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Onlar, ey Malik, ne olur Rabbin işimizi bitirsin, canımızı alsın artık diye seslenecekler. Malik de, bu azap içinde kalmaya mahkumsunuz diye karşılık verecektir. Ez-Zuhruf Suresi 74 ve 77. Ayetler K. Allah'ın emirlerini ve yasalarını yürütenler. Kur'an-ı Kerim'de kainatın işlerini yürütmekle görevlendirildiği belirtilen değişik melek gruplarından söz edilmektedir. Müfessirler, konuyla ilgili ayetlerde açıkça kim oldukları bildirilmeyen bu varlıkların melek olabileceği kanaatini taşırlar. Ar Ard gönderilenlere, fırtınalar koparıp kasırga gibi esenlere, hakkı hakikati iyice yayanlara, doğruyla yanlışı birbirinden ayıranlara, mazereti geçersiz kılmak veya uyarıda bulunmak üzere öğütler iletenlere yeminle söylüyorum ki uyarıldığınız kıyamet günü mutlaka gerçekleşecektir. El-Mürselat Suresi 1-7. Ayetler Bu ayetlerde yaptıkları işler söylenmek suretiyle vasıfları belirtilen varlıklar hakkında çeşitli yorumlar bulunmakla birlikte bunların daha çok melekler oldukları belirtilmiştir. Buna göre kainatın işleyişi meleklere ait fiillerle anlatılmaktadır. Yukarıda mealleri verilen ayetlerde yer alan ifadelerden, Allah'ın vahyini ve diğer buyruklarını getiren, onun emirlerine rüzgar gibi süratle uyan, gökte kanatlarını açan, yerde Allah'ın dinini yayan, hak ile batılı birbirinden ayıran ve peygamberlere öğüt ve zikir bırakanların melekler olduğu anlaşılmaktadır. Zariyat suresinin ilk ayetlerinde yaptıkları işlerde anılan varlıklarında melekler oldukları belirtilmiştir. Söz konusu ayetler şöyledir. Tozu dumana katıp savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla sözülüp gidenlere, Allah'ın emri uyarınca işleri bölüştürenlere and olsun ki size vaat olunan şey kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Ez-Zariyat Suresi 1-6. Ayetler bu ayetlerde belirtilen işleri gerçekleştirenlerin, yani volkanları püskürten, tozu dumana katan, Allah'ın emir ve yasalarını, ayrıca mahlukatın rızkını ulaşması gereken yerlere yetiştirmek için hızla akıp giden ve bunları yerlerine ulaştıran varlıkların, zariyat, hamilat, cariyat, mukassimat aslında melekler olduğu belirtilmiştir. Nitekim konuyla ilgili yorumlarda, özellikle işleri taksim edenlerin, yağmurları ve rızıkları dağıtanların, kulları ilgilendiren, her şeyi yerine getirenlerin melekler olduğu vurgulanmıştır. 6. İnananlarla melekler arasındaki münasebetler a. Zikir ehliyle birlikte olan melekler Cenab-ı Hakk'ın kendisini zikreden, dini hayatını canlı tutmak üzere ilmi ve fikri toplantılar yapan, maneviyatı ön planda tutarak sohbetlerde bulunan, Kur'an, hadis, siyer ve diğer İslami ilimleri müzakere eden, ve dua ve niyazda bulunan topluluğu araştırıp bulmakta görevli melekleri vardır. Bunlar amelleri yazıp kaydeden meleklerden başkadır. Bu konuyla ilgili detaylı bir rivayete göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın yollarda dolaşıp O'nun zikredenleri araştıran melekleri vardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı zikreden bir cemaati rastlayınca birbirlerini gelin aradıklarınız buradadır diye çağırırlar. Hepsi gelip onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah her şeyi en iyi bilen olduğu halde meleklere sorar. Kullarım ne diyorlar? Seni yüceltiyor, sana tekbir getiriyor, sana övgü ve senada bulunuyor, seni tazim ediyorlar derler. Allah Teala sormaya devam eder. Onlar beni gördüler mi? Hayır derler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Seni görselerdi daha çok kulluk eder, çok daha tazim, çok daha tesbihde bulunurlardı derler. Allah tekrar sorar. Onlar ne istiyorlar? Senden cennet istiyorlar. Cenneti gördüler mi der. Hayır ey Rabbimiz derler. Ya görselerdi ne yaparlardı der. Eğer görselerdi cennete daha çok özlem duyar, daha ısrarla ister, daha çok rağbet gösterirlerdi. Allah Teala sormaya devam eder. Niçin istiaze ediyor? Sığınıp korunmaya çalışıyorlar. Cehennemden derler. Orayı gördüler mi der. Hayır Rabbimiz görmediler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Şayet görselerdi ondan daha çok kaçar, daha çok korkarlardı derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere şöyle buyurur: Sizi şahit kılıyorum, onları affettim. Aynı hadiste Resulullah'ın sözüne şöyle devam ettiği nakledilmektedir. Meleklerden biri bunların arasında falanca günahkar bir kul var aslında onlardan değil, başka bir maksatla oraya uğramış, aralarına otur vermişti. Deyince Allah Teala onu da affettim. Zira onlar öyle iyi bir cemaattir ki kendileriyle oturanlar da onlar sayesinde affa mazhar olur. Buyurur. B. Müminlere dua eden ve destek veren melekler. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin daima yanında olan, onlara destek veren, onların kusur ve günahlarının bağışlanması için dua eden meleklerden söz edilmektedir. Hadis metinlerinde de bu hususları açıkça belirten ifadeler vardır. Ancak meleklerin, müminlerin bağışlanması için dua etmeleri, büyük günah işlemiş, dünya hayatındayken helal haram tanımamış kimselerin değil, gönülden inanan ve inandığı gibi yaşamaya çalışan kişilere yönelik olacaktır. Aslında doğru yoldan ayrılmamayı hedef alan müminler, Allah'ın rahmetini ummakla birlikte kendilerini onun azabından güvende hissetmezler. İşte böyle kullarını müjdelemek üzere Cenab-ı Hak meleklerini gönderir ve onları müjdeler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmektedir. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğru yoldan yürüyenlerin üzerine akın akın melekler inip şöyle derler. Endişe etmeyin, hiç üzülmeyin. İşte size dünyadayken vaat edilmiş olan cennet müjdesi. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin can dostunuzuz. Bağışlayıcı ve şefkatli olan Allah'tan bir lütuf ve ikram olarak orada canınızın çektiği her şeye sahip olacak, istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Fussilet suresi 30 ve 31. ayetler. Acaba bu melekler ne zaman iner ve bu müjdeyi ne zaman getirirler? Söz konusu müjdeleme hem dünyada, hem ölüm anında, hem kabirde hem de tekrar dirilişten sonra olabilir. Çünkü ayet-i kerimede belirlenmiş kesin bir zaman diliminden söz edilmemektedir. Dünyadayken meleklerin gelmesi, müminlerin iman, küfür ve helal haram konularında karşılaştıkları sıkıntılar sırasında kendilerinin yanlarında olduklarına Allah'ın rızasını gözeterek karar vermeleri gerektiğini bu takdirde sonlarının cennet olacağını hatırlatması şeklinde anlaşılabilir. Onların ölüm anında ve ölümden sonraki dirilişte gelmeleri müminlerin ölümden ve kabirden korkmamaları gerektiğini, zira hem kabirde hem de cennete varıncaya kadar ki hayatta, müminlerle beraber olacaklarını söylemeleri şeklinde anlaşılabilir. Meleklerin yaşadığımız dünya hayatında gelişlerini görememek, onların yardım, destek ve müjde için gelmedikleri, bunun sadece sembolik bir mana taşıdığı anlamına gelmez. Allah'ın bizim hayatımızla ilgili olarak koyduğu kanun, meleklerin bizim tarafımızdan asıl kimlikleriyle görülebileceği şeklinde değildir. Onlar bizim gözlerimize görünerek, kulaklarımıza hitap ederek gelmezler. Bu sadece peygamberlere ait özel bir durumdur. Melekler müminlerin kalplerine nüfuz ederek onlara cesaret, destek ve ferahlık verir. Onların içlerinde hissettikleri rahatlama, küfürden, şirkten ve haramdan kaçınırken duydukları cennet özleminin belli oranda meleklerin terkiniyle olduğunu onların müminlerin daima yanı başlarında bulunduklarını yukarıdaki ayetlerin içeriğinden anlamak mümkündür. C. Görevleriyle anılan bazı melekler. allah Teala'nın görev verdiği melekler yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Müslümanların etrafında dönüp dolaşan bu meleklerden insanların kalplerini doğruyu, iyiyi, hayrı ve güzelliği ilham etmekte görevli olanları vardır. Cemaatte kılınan namazlarda İmam Fatiha suresini bitirdiğinde gökte amin diyen melekler vardır. Hz. Peygamber imamın ve cemaatin amin demelerinin meleklerin amin demesiyle buluşmasının onların bağışlanmaları için bir vesile olduğunu ifade etmiştir. Her gün sabah ve ikindi namazlarında Müslümanlarla birlikte olan melekler vardır. Bunlar Müslümanların farz namazları yerine getirme hususunda dikkatli ve titiz olduklarına dair Allah katında şahitlik ederler. Bu hususta ilgili hadisin meali şöyledir. Sizi gece ve gündüz gözetleyen melekler vardır. Bunlar sabah ve ikindi namazında buluşurlar. Gece sizinle beraber bulunan melekler Allah'ın huzuruna çıkınca kullarının halini en iyi bilen olmakla birlikte Cenab-ı Hak yine de meleklere "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlar da yanlarına gittiğimizde namaz kılıyorlardı, ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı derler. Kur'an okunurken yeryüzüne inip onu dinleyen melekler vardır. Müminlere rahmet okuyan, onların bağışlanmalarını isteyen melekler de vardır. El Ahzab suresi 43. ayet. Dünyevi güç, mevki ve makam arzusuyla değil, sadece Allah rızası için ilim elde etmek üzere faaliyet gösterenlere kanatlarını seren, manevi olarak onları destekleyen melekler de mevcuttur. Cebrail ile birlikte Kadir gecesinde her bir iş için Kimi yorumlara göre her bir kişi için inen, onlara selam veren ve selamet dileyen melekler bulunmaktadır. Her sabah gökten inerek biri malını Allah yolunda harcayan kimsenin servetin artması için dua eden, diğeri Allah yolunda malını harcamayıp cimrilik gösteren kimsenin malının yok olması için bedduada bulunan iki melek vardır. Mümin kardeşinin arkasından dua eden kimsenin bu niyazının kabul olunduğunu müjdeleyen Resul-i Ekrem, bu kişinin yanı başında durup amin diyen ve ona yaptığın duayla talep ettiğin şeyin aynısı sana da nasip olsun demekle görevli bir meleğin varlığını haber vermektedir. Bir Müslüman farz namazı kılmak üzere camiye girip beklediği süre boyunca namazdan sonra da oradan ayrılmadı müddet içinde hep namazdaymış gibi sevap alır. Namazdan sonra abdestini bozmadan ve başkalarına eziyet vermeden camide beklediği süre içinde melekler kendisinin bağışlanması ve tövbelerinin kabul edilmesi için dua eder. Burada söz konusu edilen meleklerin hafaza melekleri, gezici melekler veya genel anlamda melekler olması mümkündür. Yatağına girip henüz uyumadan önce Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyan kimse için Cenab-ı Hakk'ın uykusundan uyanıncaya kadar eziyet verecek şeylerden onu koruyacak bir melek görevlendirdi hususu hadis rivayetlerinde yer almıştır. Bütün bunlardan başka Müslümanların hayırlı işlerinde kendilerine yol gösteren, eşlik eden, destek veren pek çok meleğin bulunduğu da kaydedilmektedir. Bu tür rivayetlerden anlaşıldığına göre melekler etrafımızı çepeçevre kuşatmıştır. Sürekli olarak bize arkadaşlık etmektedir. İçimizde hissettiğimiz bütün güzelliklerin arkasında aynı zamanda Allah tarafından görevlendirilen melekler vardır. Şüphe yok ki bu onun büyük bir lütfudur. D. Meleklerin Hazreti Adem'e secdesi Başta Bakara suresi olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Hazreti Adem'in yaratılışından, Allah'ın meleklerle konuşmasından ve bir insan yaratacağını bildirmesinden bahsedilmektedir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e eşyanın varlık bilgisini ve onların adlarını öğretmiş, melekleri de Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Onlar da bu emre itaat etmişlerdir. Önce bu olayı anlatan ayetlerin meallerini verelim, sonra da meleklerle ilgili bazı hususlara işaret etmeye çalışalım. Hatırla ki Rabbim meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni yüceltiyoruz, dediler. Rabbin, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diye cevap verdi. Allah Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, ''Dedikleriniz doğruysa, haydi bütün bunların isimlerini bana söyleyin.'' dedi. Melekler, ''Seni yüceltiriz, bizim senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen, her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyi yerli yerince yapansın.'' diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah, ''Ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere anlat.'' dedi. O da bu isimleri anlatınca Allah, ben size göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim. Ayrıca sizin dışa vurduklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilirim dememiş miydim buyurdu. O vakit meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. Onlar da hemen secde ettiler. Yalnız İblis müstesna. Üstelik o böbürlendi ve böylece Allah'a karşı nankörlük etti. Erbakara Suresi 30 ve 34. Ayetler Bu ayetlerden hareketle şunları söylemek mümkündür meleklerin Allahü Teala'ya yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın şeklindeki sözleri ona itiraz ve karşı çıkış anlamında değil. Allah'ın beyanını anlamaya, olayı kavramaya ve hikmetini idrak etmeye yönelik sözlerdir. Cenab-ı Hak burada meleklerle haşa istişare etmeyi murad ederek konuşmuş değildir. Aslında onun kendilerine hitabı meleklerin değer ve şerefini gösterir. Meleklerin ilmi Allah'ın kendilerini öğrettiği kadardır. Dolayısıyla varlıklar ancak onun dilediği ölçüde yücelik sahibi olabilirler. Melekler Allah'a itaat eden şerefli kullardır. Kendilerinden Adem'e secde etmeleri istendiğinde hemen boyun eğmişlerdir. Onların secdesi bir yandan Hz. Adem'in üstünlüğünü kabul etme anlamını, diğer yandan Allah'a kulluğu ifade etmektedir. Gerçekte melekler Hz. Adem'e onun üstünlüğünü ve hilafet vasfını kabul ettiklerini açıklamak ve sadece Allah'ın emrine boyun eğmek üzere secde etmişlerdir. E. Meleklerin şefaati Müşrikler ahirete inanmadıkları halde niçin meleklere veya putlara şefaatçi olmaları ve kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için tapıyorlardı. Arap müşrikleri putlarına Lat, Menat, Uzla gibi kadın isimleri veriyor Onları meleklerin birer sembol olarak görüyor ve onlara tapıyorlardı. Müşriklere göre putlar sadece taşlardan ibaret değildi. Müşriklerin meleklere tapınmaları ahiret beklentilerinden dolayı değildir. Çünkü onlar ahirete inanmıyorlardı. Allah ve melek inancını kendi zihinlerine göre yorumlayarak şirke düşmüş olan insanların meleklerle ilgili tutumu kabul edilebilir bir yoruma göre tamamen dünya hayatında menfaat elde etmek, tehlike, sıkıntı ve belalardan uzak kalmak içindi. Gerçekte melekler Allah'ın izni olmadan kıyamet gününde kimsenin lehinde şefaatçi olamaz. Gerek dünyada gerek ahirette her şeyin Allah'ın elinde ve yetkisinde olduğunu bildiren ayet-i kerimeden sonra yer alan şu ayet bu hususa işaret etmektedir. Göklerde nice melek vardır ki onların şefaati Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesin dışında hiçbir işe yaramaz.'' En-Necm Suresi 25 ve 26. Ayetler F. Meleklerin kıyamet günündeki durumu Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran Suresi 185. Ayet Mealindeki ayeti kerime İsrafil, Cebrail, Mikail, Arşı taşıyanlar ve nihayet Azrail de dahil olmak üzere bütün meleklerin ölümü tadacağını beyan etmektedir. İnsanlar gibi melekler de tekrar diriltilecektir. Kıyamet gününde melekler saf halinde Allah'ın huzurunda duracak. El-Fecr Suresi 21 ve 22. Ayetler Onun izni dışında asla konuşamayacaklardır. En-Nebe Suresi 38. Ayet O gün gerçekleşecek olanları kendi şartlarında nasılsa öyledir diye düşünmek ve öylece iman etmek gerekir. Meleklerin saf halinde huzuru ilahide dizilişlerinin gerçekte nasıl olacağını bilmemize imkan yoktur mutlak kudret sahibi Allah bunu en iyi bilendir. Meleklerinde ölümü tadacak olmaları, evrenin mutlak hakimi ve yöneticisinin Allahu Teala olduğunu, onun meleklere ve hiçbir şeye muhtaç olmadan kainatı yönettiğini, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nizamın yine sadece kendisinin yaratma ve yöntemiyle var olmaya devam ettiğini ve meleklerinde birer kul olduklarını bizlere yeniden hatırlatmaktadır. Burada akla gelebilecek bir soruya da temas etmek gerekir. Acaba bildiğimiz görevleri biten melekler şu anda ne yapmaktadırlar? Mesela peygamberlere vayı getirmekte görevli melek Cebrail, şimdi hangi görevle vazifelidir? İnsanların amellerini yazmakta görevli kiramen katibi melekleri, görevlendirildikleri kişiler ölünce ne işle meşgul olurlar? Öncelikle Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi boşuna yaratmadığını, var olan her şeyin bir gayesinin bulunduğunu bilmemiz gerekir. Bu açıdan bakıldığında, özel görevleri olan meleklerin görevlerini yaptıktan sonra Allah'a zikir, tesbih ve tazime, herhangi bir bıkma ve usanma duymadan devam ettiklerini söyleyebiliriz. Zaten onlar Allah'ı anmaktan asla gafil değillerdi. Özel görevleri bittikten sonra Cenab-ı Hakk'ın onları hangi işte görevlendirdiğini bilmemiz için Kur'an veya sünnetten delilimizin olması gerekir. Bu konudaki gerçek bilgi Allah'a havale etmekte yetinmeliyiz. Şüphesiz yarattıklarını ve doğruyu en iyi bilen sadece O'dur. G. İnsanlarla melekler arasındaki üstünlük Meleklerin sahip bulunduğu özellikler bir taraftan varlıklar arası hiyerarşi, diğer yönden insana verilen değer açısından meleklerin mi yoksa peygamber ve insanların mı üstün olduğu meselesinin tartışmasına zemin hazırlamıştır hem genel olarak insanlar arasında hem de peygamberlerin kendi aralarında üstünlük farkının bulunduğundan Kur'an-ı Kerim söz etmektedir. Erkeklik dişilikleri, yeme içmeleri olmayan ve günah işlemekten uzak olarak nurdan yaratılmış meleklerde peygamberler arasındaki üstünlük meselesi temel akaid kaynaklarımızda cevabı aranan bir soru olmuştur. Konuyla ilgili açık bir ayet veya hadisin olmaması, alimlerin farklı değerlendirme ve yorumlarına kapı açmıştır. Bu konuda varılan sonuçların akide bakımından bağlayıcılığının bulunmadığının, ileri sürülen görüşlerden birini tercih edenin inancına zarar gelmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Alimlerin çoğu meleklerle insan türü arasındaki üstünlük meselesini farklı yönleriyle el alarak şu sonuçlara varmışlardır. 1. İnsanlar arasından seçilmiş peygamberler, melekler arasından seçilmiş elçilerden üstündür. Çünkü insan hem iyilik hem de kötülük yapabilecek bir yapıya sahiptir. Onun iyi işler yapabilmesi için pek çok engeli aşması gerekir. Bu da insanın gerçekleştirdiği güzel işlerin daha değerli olmasını sağlar. Bundan dolayı peygamberler büyükleri de dahil olmak üzere bütün meleklerden üstündür. 2. Dört büyük melek de dahil meleklerin elçileri peygamber olmayan insanlardan daha üstündür. 3. Takva sahibi insanlar, şehitler, Kur'an ve sünnete uygun dini hayat yaşayan müminler, ilminin hakkını vererek yaşayanlar, elçi melekler dışındaki meleklerden üstündür. 4. Elçi ve büyük melekler dışındaki melekler, akidesi ve anlayışı bozuk, ameli ve ahlaki zaafı bulunan müminlerden üstündür. Kafir, müşrik ve münafıklar bu konuda kıyaslanmaya giremez. Meleklerin üstünlüğü kanıtladığı öne sürülen bazı deliller ve bunlara verilen cevaplarsa şöyle özetlenebilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Hazreti Nuh'un diliyle ben bir melek olduğumu söylemiyorum. Hud Suresi 31. Ayet Mealindeki ayet meleğin peygamberlerden üstün olduğunu gösterir. Bu görüşe şöyle cevap verilmiştir. Ayet, Kureyş müşriklerinin Hazreti Peygamberden tehdit ettiği azabı hemen getirmesi hususunda ısrarcı olmaları üzerine nazil olmuştur. Ayete göre Resul-i Ekrem'den kendisinin Allah'ın hazinelerinden, azap indirecek bir konumda bulunmadığını, bunun zamanında bilemeyeceğini, kendisinin azap indirmeye kudretli bir melekte olmadığını söylemesi istenmiştir. Ayet, meleklerin üstünlüğüne değil, güç ve kuvvetine dalalet edebilir. Şeytanın Hz. Adem ve Havva'ya, bakın Rabbiniz size bu ağacı birer melek olmayasınız diye yasakladı, diye terkinde bulunması, El-Araf suresi 20. ayet, meleklerin üstünlüğüne işaret eder. Çünkü bu sözlerde onların daha üst makamdaki meleklerin derecelerine erişmelerini önleyen bir yasaktan söz edilmektedir. Şeytan da onlara bu ağaçtan yiyin ki meleklerin derecelerine erişebilirsiniz demek istemiştir. Bu iddiaya şöyle cevap verilmiştir: Burada kastedilen Ademle Havva'nın meleklerin sahip bulunduğu fazilet ve derece erişmelerin değil, üstün güç, harika görünüş ve yapılarına ulaşmalarıdır. Şeytan, yaratılış ve görünüşte mükemmelle erişmelerini engellemek için onlara kendilerine yasak getirildi şeklinde vesvese vermiştir. 7. Meleklere inanmanın faydaları. İslam dininin diğer iman esasları gibi melek inancının da müminlerin hayatına, algılarına, dünya görüşüne yönelik etki ve yansımaları ulaştırdığı birçok olumlu sonuç ve nitelikleri vardır. Bunları şöylece özetlemek mümkündür. Öncelikle sağında ve solunda değerli meleklerin bulunduğunu, hayrı tavsiye eden bu meleklerin kendisinden hiç ayrılmadığını bilen mümin kendisini yalnız hissetmez. Daima değerli dostlarla birlikte olduğu şuurunu taşır. Onlardan manevi destek alır, iç dünyasında coşku ve feyizler bulur. Meleklerin kendisinden ayrılmadığına ve amellerinin kaydettiklerine inanan mümin, hayır işleme duygusunu sürekli olarak canlı tutar günah işlemekten utanır ve sakınır. Söylediği bir kelimenin bile kaybolmadığını, tövbe etmezse en küçük bir günahının bile yazıldığını bilen mümin, hayatın her anında buna göre davranır. Bu açıdan bakıldığında, melek inancının, insan davranışlarının olumlu gelişimine katkı sağladığı görülür. Yanında meleklerin varlığını hisseden mümin, şeytanların aldatıcı ve ayartıcı telkinlerine karşı kendisini daha güçlü hisseder. Peygamberlerin İyilerin, örnek müminlerin yolundan gitmek ister. Kötülerin, zalimlerin ve günahkarların yolundan tiksinip uzak durur. Bu, onlardaki melek safiyetinin adeta bir yansımasıdır. Sayılarını ancak Allah'ın bildiği meleklere inanmak, kişiyi melek elçilerin getirdiği ilahi mesajlara, semavi kitaplara yaklaştırır, vahyin örnek yaşantısını temsil eden peygamberlere, onların yollarına bağlı kılar. Böyle bir insanın hayatı hem kendisine hem ailesine hem yakınlarına hem de bütün insanlara hayırlı ve faydalı olma hedefine yönelik biçimde düzenlenmiş olur. Mümin kişinin şeytana ve onun yandaşlarına karşı Rahman'ın ve onun dostlarıyla meleklerin yanında yer alması huzur, saadet ve selamet dolu bir dünyanın kurulmasına katkı sağlar. İkinci Bölüm Cin Sözlükte cin kelimesi örtmek, gizlemek anlamına gelen cen kökünden türetilmiş bir isimdir. Cin denilen varlıklar insanlara görünmedikleri, duyularla algılanamadıkları için bu kelimeyle anılmışlardır. Cinlerin tekil varlığına işaret etmek üzere cinli kelimesi kullanılır. Can da cinle benzer anlamdadır. Rahman suresinde 15. ayet can kelimesinin cinlerin atası anlamına geldiği belirtilmiştir. Genellikle masallarda anlatılan ve günlük kullanımda da rastlanan Dev ve peri kelimeleri cin manasında olup Farsça'dan dilimize geçmiştir. İslam literatüründe cin denilince meleklerde olduğu gibi duyularla algılanması mümkün olmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla yükümlü tutulan, şuurlu ve iradeli varlık türü akla gelir. Cinler melek ve insandan ayrı bir türdür. Onlar insanlar tarafından duyu organlarıyla algılanmasa da hayali değil, gerçek yaratıklardır. 1. Cinlerin mahiyeti Kur'an-ı Kerim'de insanların topraktan, cinlerin ise ateşten yaratıldığı ifade edilmiştir. El-Araf Suresi 12. Ayet Cinlerin özü, varlık kimyaları ateştir. Yine Kur'an'da cinlerin içe nüfuz eden öz ateşten yaratıldığı belirtilir. Burada içe nüfuz eden ateş, nar semum, gözeneklere nüfuz eden veya zehirleyen anlamına gelir. Bu cinle şeytanın insana gizli deliklerden, gözeneklerden girip onu zehirlemesi, manevi olarak yakması şeklinde yorumlanmıştır. Cinlerin radyasyondan, ışınlı enerjiden, elektromanyetik dalgalan, istikrarsız karışık ışınlardan, karbon asitinden yaratıldığı ileri sürülse de bunlar ispatlanmış şeyler olmayıp birer teori niteliğindendir. Onların ateşten yaratıldıkları hususu Kur'an'da kesin olarak belirtilirken, söz konusu ateşin bugünkü bilim ve teknoloji birikiminde neye karşılık geldiği hususu kesin olarak bilinmemektedir. Belki de bugün bildiklerimizin dışında ateşin başka bir durumu söz konusudur. Bundan dolayı bu meselede kesin yorumlardan kaçınmak ve Allah'ın bildirdiği kadarıyla yetinmek en isabetli yaklaşımdır. Bilim kendi metodolojisi çerçevesinde varlıkların mahiyetini keşfetme çabasına elbette devam edecektir. Ancak bilimsel tahminlerin ayetlerin kesin yorumu olarak sunulması doğru değildir. Çünkü zamanla bilimsel bilgi birikimi arttıkça yorumlarda da değişiklik olacaktır. Cinler, UFO'lar, bazı hastalıklara yol açan virüs veya bakteriler olduğu iddiası da onların akıllı ve şuurlu varlıklar değil bazı sembolik nesneler olduğu anlamına gelir. Bu ise Kur'an ve hadislerde cinlerin mükellef tutulan, yiyen içen, ibadet için yaratılan, üreyen, kötülük ve iyilik yapan, konuşan varlıklar şeklinde nitelendirilip anlatıldığı ifadelerle bağdaşmayan, amacından uzak bir yorum ve bir iddiadır. Hz. Peygamber, melek, cin ve insanların yaratılışları hakkında şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten, Adem de size anlatılan şeyden, topraktan yaratılmıştır. Aşağıda meali verilen ayetlerden de anlaşılacağı üzere, cinler ibadette yükümlü tutuldukları, peygamberlere bağlı olmaları gerektiği hususunda, insanlarla birlikte anıldıklarına ve kıyamet gününde hesaba çekileceklerine göre, onların da irade ve şuur sahibi olması gerekmektedir. Allah hesap gününde Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve bu hesap günüyle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? diye soracak. Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz ki peygamberler gelmişti diye cevap verecekler. Dünya hayatı onları aldattığı için kaçınılmaz olarak kafir olduklarına yine bizzat kendileri şahitlik edeceklerdir. El-Enam Suresi 130. Ayet ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Ezzariyat Suresi 56. Ayet Ey cinler ve insanlar! Günü geldiğinde sizin de hesabınızı göreceğiz. Buna rağmen Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Hesaptan kaçıp kurtulmak için göklerin ve yerin sınırlarını aşıp gitmeye gücünüz yetiyorsa gidin. Fakat Allah tarafından verilen bir izin ve yetki olmadıkça bunu asla başaramazsınız. Buna rağmen Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Er-Rahman Suresi 31 ila 34. ayetler. Bu ayetler cinlerin virüs, bakteri, mikrop ve UFO gibi varlıklar olduğu iddialarını kesinlikle reddetmektedir. Çünkü bakteri ve virüsün iman edip etmeme iradesine sahip olduğu Hiçbir şekilde ileri sürülemez. Şu anda cinler ateşten yaratılmış, akıllı ve şuurlu, Allah'a kulluk etmekle yükümlü, insanlara görünmeyen meleklerden farklı manevi varlıklardır. Melekler sırf iyilik ve hayır, cinler ise insanlar gibi hem hayır hem de şer işleme kabiliyetine sahip kılınarak yaratılmış hakiki varlıklardır. 2. Cinlerin Varlığı Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. El-Hicr Suresi 26 ve 27. Ayetler Mealindeki ayetten cinlerin yaratılışının insanlardan önce gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Gözle görünmeyen cinler hakkında bilgi edinmemiz ancak Kur'an ve sünnet yoluyla mümkün olmaktadır. Bu iki yolda bildirilen bir şeyin tevilsiz ve yorumsuz anlaşılması mümkünse o şeyin bildirildiği şekliyle benimsenmesi gerekir. Ateşten yaratılan, hızlı hareket eden, uzun yaşayabilen, akıl ve irade sahibi olan, erkeği dişisiyle çoğalan, Allah katında sorumluluğu bulunan ve insanlar tarafından görünmeyen bir canlı türünün bulunuşu hiçbir zaman imkansız değildir. Cinlerin varlığı nakli ve akli delillerle sabittir. Her şeyden önce Kur'an'da Cin Suresinin bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Bu surede konuşan, gezen, inkar veya iman eden, insanların kötü olanlarıyla bağlantısı bulunan bir varlık türünden söz edilmektedir. Cin Suresi, Resul-i Ekrem'in zevcesi Hazreti Hatice ile amcası Ebu Talib'in vefatlarını ardından Hazreti Peygamber halkını İslam'a davet etmek üzere gittiği Taif'ten döndükten sonra Mekke'de inmiştir. Cin suresinin muhtevası, Allah'ın birliği, yüceliği, gizli aşikar her şeyi hakkıyla bildiği, cinler hakkında abartılmış bilgi ve inançların yanlışlığı, Kur'an vahyinin, cinler üzerindeki etkileri ve ahiret hayatının kesin olduğu gibi hususlardır. Buna göre cinlerin de mümini, kafiri, iyisi ve kötüsü vardır. İnanan insanların cinlerden çekinmesine gerek yoktur. Çünkü onlar Allah'a sığınanlara hiçbir zarar veremez kendilerine sığınanlara ise bir fayda sağlayamaz. Cinlerin gaybı bildikleri ve her şeyden haberdar oldukları sanılmamalıdır. Zira Allah, murad ettiği peygamberler dışında gayb bilgisine kimseyi muttali kılmamıştır. Ahiretteki azap ve mükafat da dahil olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın vahiy yoluyla bildirdiği her şey mutlaka gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin de insanlar gibi şuurlu ve mükellef varlıklar olduklarını ifade eden başka ayetler de vardır. Ey cin ve insan topluluğu! Size içinizden ayetlerimi anlatan ve hesap gününün geleceğini haber verip uyaran peygamberler gelmedi mi? El-En'am Suresi 130. Ayet Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ezzariyat Suresi 56. Ayet Konuya akıl açısından bakıldığında cinlerin görünmemesi onların yokluğunu göstermez. Çünkü kişinin duyu organlarıyla algılayamadığı şeyleri inkar etmesi doğru değildir. Böyle bir davranış birimsel de olmaz. Nitekim hayat ve ölüm, akıl, ruh gibi varlığından şüphe etmediğimiz pek çok gerçeklik vardır. Yaşadığımız hayatta bile keşfedilecek ve bilgilerimiz arasına girecek nice şeyler bulunmaktadır. Meleklerin varlığını hangi gerekçelerle kabul ediyorsak, cinlerin varlığını da aynı gerekçelerle kabul etmeliyiz. Her iki varlığın manevi ve gaybi olması sebebiyle, eskiden beri alimler, melekler hakkında bilgi verdikten sonra, cin ve şeytanlar hakkında da bilgi vermişlerdir. Çeşitli hadislerde cinlerin varlığı zikredilmiştir. Nakledilen bir rivayete göre, Hz. Peygamber geceleyin bir grup cinle bir arada bulunmuş, onlara Kur'an okumuş, sabah olunca Durumu ashabına anlatıp, onların yaktığı ateşin kalıntılarını kendilerine göstermiştir. Resul-i Ekrem'in bir niyazı şöyledir. Cinler ve insanlar ölümlü olduğu halde, ölümsüz olan ve kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'ım, senin izzetine sığınırım. Yine o, meleklerin nurdan, cinlerin saf ateşten, Hz. Adem'in ise topraktan yaratıldığını ifade etmiştir. 3- Cinler hakkındaki yanlış inanışlar İslam öncesi Arap toplumlarında cinlerin yeryüzünde oturan ilahlar olduğu şeklinde bazı inanışlar mevcuttu. Bu telakkiler İslam döneminde de yer yer kabul görmüştür. Onlar meydana gelen pek çok olayı cinlerin yaptığına inanıyorlardı. Konuyla ilgili ilahi beyanlar şöyledir. Müşrikler Allah'la cinler arasında bir soy bağı uydurdular. Aldı olsun ki cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Es-Saffat Suresi 158. ayet. Bir de cinleri Allah'ın ilahlığına ortak yaptılar. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Diğer taraftan onlar bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan münezzehtir, yücedir. El-En'am er Suresi 100. ayet. Cahili Arapları, cinlerin kabile ve gruplar halinde yaşadıklarına, birbirleriyle savaştıklarına, fırtına gibi bazı tabi olayların cinlerin işi olduğuna dair inançlar da besliyordu. Onlar ayrıca cinlerin insanları kaçırıp öldürebildiklerini kabul ediyor, hastalıkları onların getirdiğine, delilerin cinlerin musallat olduğu kişiler olduğuna inanıyorlardı. Yukarıda zikredilen ayetlerden de anlaşılacağı üzere, Kur'an-ı Kerim, cahili Araplarının şahsında bütün çağlarda karşılaşılabilecek batıl inançları reddetmiş, cinlerin de insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere yaratıldıklarını, onların da birer aciz ve sorumlu varlık olduklarını haber vermiştir. Ezzariyat Suresi 56. Ayet Doğru yolu bulabilmeleri için onlara da peygamber gönderilmiş, içlerinden iman edenlerin yanı sıra küfürde kalanları da olmuştur. El-Enam Suresi 130. Ayet 4. Cinlerin Özellikleri A. Cinler görülebilir mi? Cinler insanlar tarafından görülemez. Çünkü insanlar cinleri algılayabilecek kapasitede yaratılmamıştır. Buna karşılık cinler insanları görebilir. Hz. Peygamberin cinleri görüp görmedi hususunda alimler arasında farklı görüşler belirtilmiştir. Esasen gaybi bir varlık olan ve nurdan yaratılan Cebrail'i asli hüviyetinde görebilen Rasul-i Ekrem'in cinleri de görmesi mümkündür. Bu durumu peygamberle özel hallerden biri olarak değerlendirmek gerekir. Hadis rivayetlerinden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber İslam'ı öğrenmeye gelen cinlere Kur'an okumuş ve ertesi gün onların izlerini sahabilere göstermiştir. Bununla beraber cinleri bizzat gördüğüne dair bir açıklık bulunmadığına göre gaybi konular üzerinde gereksiz yorumlara gidilmemelidir. B. Yiyip içmeleri, evlenip çoğalmaları. Cinler de insanlar gibi yiyip içerler. Hadis rivayetlerinde buna dair açık ifadeler mevcuttur. Ancak onların nasıl beslendiklerini bilme imkanımız yoktur. Yine cinlerin kendi dünyalarına özgü cinsiyetleri vardır. Evlenirler, çoğalırlar, yaşayıp ölürler. Kur'an-ı Kerim'de cennetik hayattan söz edilirken orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki bunlara eşlerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur denilmektedir. Bu ayette cinlerinde bir cinsi hayatının bulunduğuna işaret edilmektedir. Cinlerin ömürlerinin insanlara nispetle uzun olduğu anlaşılmaktadır. Onların atası olan iblisin kıyamet gününe kadar yaşayacağı Kur'an'da belirtilmektedir el-Araf suresi 14 ila 15. ayetler. C. Kısa sürede uzun mesafe almaları. Cinlerin özelliklerinden biri de onların kısa sürede uzun mesafe alabilmeleridir. Bunun örneklerinden biri Hz. Süleyman'ın Sebe melekesinin tahtını kendisi gelmeden önce kimin getireceğini sormasıdır. Kur'an'da zikredildiği üzere cinlerden birinin "Sen makamından kalkmadan önce ben onu huzuruna getirebilirim." Çünkü ben bunu yapabilecek o güç ve beceriye sahibim demesidir. Ennevl Suresi 39. Ayet İfrit cini bu sözü söylediğinde Hz. Süleyman'ın Kudüs'te tahtınsa Yemen'de olduğu düşünülürse durum daha iyi anlaşılmış olur. Cinlerin bu denli hızlı ve güçlü olmaları şüphesiz Allah'ın kendilerine verdiği imkanlar sayesindedir. Unutulmaması gereken diğer bir hususta şudur ki bu kadar hızlı hareket edebilmeleri cinlerin insanlardan üstün olmalarını gerektirmez. Nitekim söz konusu ayetin devamında ilahi kaynaklı bilgiyle donatılmış bir kişi Berkıs'ın tahtını o mecliste bulunan ifritten daha çabuk getireceğini belirtmiş ve anında Hz. Süleyman'ın yanında bulundurmuştur. Nemr Suresi 40. Ayet d. Cinlerin gaybı bilememesi Cinler meleklerden haber sızdırabilmeleri ve görüş açılarının geniş olması sebebiyle insanlara gizli kalan bazı şeyleri görebilir. Fakat bu onların mutlak gaybı bildikleri anlamına gelmez. Gerçekte cinlerin Allah'ın kimseye bildirmediği gayba dair bilgileri yoktur. Onlar Süleyman peygamberin emrinde son derece ağır ve ezici işlerde çalışırken onun heybetinden ve kendi acizliklerinden dolayı Hz. Süleyman'ın ölümünün farkına bile varamamışlardı. Konuyla ilgili ayette onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı binmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Sebes suresi 14. ayet buyrularak bu hususa işaret edilmektedir. Cinler Resul-i Ekrem'in nübüvvetinden önce meleklerden çaldıkları bazı haberleri yerdeki dostlarına hızlıca fısıldıyorlardı. Hz. Peygamber'in gönderilmesiyle birlikte cinler artık meleklerin kendi aralarındaki konuşmalarına kulak kabartıp gökten haber çalamaz hale geldiler. Bunun sebebini araştıran cinler, Resulullah'ı bulup ondan Kur'an dinlemişler, etkilenmişler ve gökten haber alamamalarının sebebini öğrenmişlerdir. Cin suresinde anlatıldığı üzere söz konusu cinler Hz. Peygamber'i tasdik edip Müslüman olmuşlardır. Hz. Peygamber falcı, cinci ve kahin olarak vasıflandırılan insanlara itibar edilmemesini emretmiştir. Kendisine kahinlerin gayipten haber verme iddiasında bulundukları söylendiğinde o bu tür bilgilerin bir değerinin bulunmadığını bildirmiş, kahinlerin söylediklerinin bazen doğru çıktığı ifade edilince de Bunların cinlerin semadan haber aşılması ve kulak hırsızlığına dayalı olduğunu bir doğruya yüz yalanın katılmasıyla ortaya çıktığını belirtmiştir. Cinlerden bilgi aldığını iddia ederek gelecekle ilgili haber veren veya böyle kimselere inanan kimseler için Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kâine giden, onun söylediklerini tahsik eden kimse Muhammed'e indirilen vahiyden kesinlikle uzaklaşmış olur. E. Cinlerin insanlara etkisi İslam alimleri cinlerin vesvese yoluyla insanları etkileyebileceklerini kabul etmiştir. Buna mukabil insanların da cinlere yönelik bazı davranışları söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de insanların zihin ve gönül hayatına vesvese düşürenlerin şerrinden Allah'a sığınma emredilirken insanların yanı sıra cinler de zikredilmiştir. En-Nas Suresi 1-6. Ayetler cinler ve insanlar arasındaki ilişkiye temas eden bir ayetin meali şöyledir. Allah, insanları ve cinleri bir araya topladığı mahşer gününde, ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız, diyecek. Onların insanlardan olan dostları ise, ey Rabbimiz, birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna geldik diye cevap vereceklerdir. El-Enam Suresi 128. Ayet İslam âlimlerine göre cin insan ilişkisinde cinlerin insan üzerinde mecbur edici hiçbir etkisi yoktur. Onların kötülüğü terkin edip süslü gösterme yöntemini uyguladıkları söylenebilir. Bu ise tamamen kişinin iç dünyasında olup biten bir şeydir. Cinlerin sihir yoluyla insanlara etkisine gelince, Kur'an-ı Kerim'de faiz yoluyla servetlerine servet katanların kıyamet günü, kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacakları belirtilmiş, El-Bakara suresi 275. ayet bir hadiste de şeytanın insanın benzerliğine tıpkı vücuttaki kanın dolaşması gibi nüfuz ettiği bildirilmiştir. Bu tür nakiller herhangi bir yoruma tabi tutulmadan metnin ilk anlamıyla benimsendiği takdirde şeytanlar gibi cinlerin de insanları etkileyebileceği sonucuna varılabilir. Sihir yapmanın veya yaptırmanın kişinin mahvolmasına sebep olan yedi büyük günahtan biri olduğunu belirten, hatta sihri Allah şirk koşmaktan hemen sonra zikreden hadis rivayetine bakıldığında, cinleri kullanarak insanları etki altına almanın mümkün olduğunu söylemek mümkündür. Hz. Peygamber'in cinlerin insanlar üzerindeki etkilerinden kurtulmak için Felak ve Nas surelerinin ayrıca Ayet Erkürüsü'nün ve Bakara suresinden bazı ayetlerin okunmasını tavsiye etmesi de insanların cinlerin faaliyetlerine karşı kendilerini savunabilecekleri şeklinde yorumlanmıştır. Cinlerin insanlar üzerindeki etkilerinden korumak veya oluşmuş etkileri yok etmek amacıyla diğer cinlerden faydalanılabileceği ileri sürülmüştür. Ancak önde gelen alimlerin çoğunluğu bu hususlar için Kur'an okumanın dışında herhangi bir yola başvurulmasını doğru bulmamıştır. Kendilerinin cinlerden zarar gördüğünü sanan Müslümanların rasul i Ekrem'den öğrenilen tedbirlerin dışına çıkmaması, cahil cinci ve üfürükçülerden uzak durması en doğru davranıştır. Bu türden olmak üzere korkulan her şeyden nasıl ki Allah'a dua ediliyor, sadece ondan yardım isteniyorsa bu hususta da Allah'a dua edilmelidir. Ayrıca o kişiye yakınları ve ilgili uzmanlar psikolojik terkinde bulunmalıdır. İman ve karakter eğitimi kişinin zayıf yönlerini yenmesine ve kontrol altına almasına yardımcı olur. İslam dininin ana kaynaklarında bulunmayan bilgiler içeren bazı harf kerime dua ve nesnelerin özelliklerinden faydalanarak gayba ilişkin haberler verilebileceğini savunanlarca kullanılan azaim ve havas yöntemleri daha çok Mısır, İran, Türk ve Hint bölgelerinde yaşayan eski kültürlerden Müslümanlara geçmiş ve halk arasında benimsenen inançlar halini almıştır. Müslümanlar kendi dünyalarındaki boşluğu ancak Kur'an ve sünnet bilgilerine başvurmak, dini ilimleri öğrenmeye ve yaşamaya çalışmak suretiyle doldurabilirler. Eğitimsizlik, bilgisizlik, gereksiz korku ve hayaller kişiyi yanlışa sürükleyen hususlardandır. Cenab-ı Hak'la beraber olunmadığı takdirde bu varlıklarda ilgili yanlış düşüncelere sahip olup manevi bir boşluk yaşayabilir. F. Cinlerin dini sorumluluğu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şuurlu canlıların bir türünü oluşturan cinler tıpkı insanlar gibi iman edip ameli salih işlemekte mükellef tutulmuştur. Bu konuyla ilgili ayetlerin bir kısmı şöyledir. Ben cinleri de insanları da sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ezzariyat Suresi 56. Ayet Allah hesap gününde ey cin ve insan toplulukları içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağımıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diye soracak. Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz ki, peygamberler gelmişti diye cevap verecekler. Dünya hayatının aldattığı o topluluklar, kafir olduklarına kendileri şahitlik edeceklerdir. El-Enam Suresi 130. Ayet Kur'an-ı Kerim'in 72 suresini teşkil eden cin suresinden anlaşıldığı üzere, cinlerde tıpkı insanlar gibi mümin ve kafir gruplarına ayrılmıştır. Onlar da son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan haberdar olmuş, onun okuduğu Kur'an'ı dinlemiş ve tevhid inancına bağlanmıştır. Hem insanların hem de cinlerin peygamberi olan Hz. Muhammed'e bu kasamlı görevini ifade etmek üzere Rasulü Sakaleyn, insanların ve cinlerin peygamberi denilmiştir. 5. Cinlerin çeşitleri Daha önce de belirtildiği üzere cinlerin şeytanları yani kafir olanları bulunduğu gibi mümin olanları da vardır. Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden cin şeytanları olarak bahsedilenler, El-Enam Suresi 112. Ayet inkarcı cinlerdir. Ahkaf ve cin surelerinde anlatılanlarsa mümin cinlerdir. Cinlerin mümin ve kafir şeklinde gruplara ayrıldıkları Kur'an'dan öğrenilmekle birlikte onların kendi içlerinde başka sınıflara ayrılıp ayrılmadıkları kesin olarak bilinmemektedir. 6. Cinlerin yaratılış gayesi. Allah yaptığınızdan dolayı sorumlu tutulmaz, onlarsa sorgulanırlar. El-Enbiya Suresi 23. Ayet Mealindeki ayette işaret edildiği üzere, Cenab-ı Hakk'a cinleri ve kötü varlıkları niçin yarattığına yönelik herhangi bir soru sorulamaz. İnsanlar sadece onun yarattığı şeyler üzerinde düşünerek bunların hikmetini kavramaya çalışırlar. Kur'an'ın ifadesiyle Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünen müminler şöyle der: Rabbimiz! Sen bu kainatı boş yere yaratmadın. Seni hikmetsiz işlerden tenzih ederiz. Ali İmran Suresi 191. ayet. Allah Teala cinleri tıpkı insanlarda olduğu gibi kendisine kulluk etsinler diye yaratmıştır. Onlara verilen ömür ve fırsatlar çerçevesinde hem iyiliğe hem kötülüğe müsait olan iradelerini Allah'ın razı olduğu yöne mi yoksa olmayacağı yöne mi çevirecekler şeklinde özetlenebilecek olan bu husus cinlerin varlık sebeplerini göstermektedir. Şu ayet buna işaret etmektedir. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. El-Zariyat Suresi 56. Ayet Hem cinler hem de insanlar Allah'ın emirlerine olabildiğince itaat etmek, peygamberlerin sözlerine uymak, iyiliklerde bulunmak ve kötülüklerden uzak durmak için yaratılmışlardır. Allah tarafından cinlere ve insanlara konulan hedef budur. Başka bir açıdan bakıldığında, şeytani niteliklerde taşıyan cinlerin yaratılmış olmasının, yeryüzünde imtihan edilmek üzere gönderilen insanın iyilik cevherini ortaya koyabilmesi için bir sınanmaya matuf olduğu muhakkaktır. Cinler hem kendi hayatlarının imtihanını yaşamakta hem de insanları doğru yoldan saptırıp saptırmama konusunda ayrı bir imtihan geçirmektedir. İnsanların da imtihan edilmesi ve amellerinin değer kazanması için iyinin yanında kötünün varlığına ihtiyaç vardır. allah Teala kimseyi iyi veya kötü olmaya zorlamamakta, mükellef varlıklara verdiği özgür irade yoluyla onları sınamaktadır. 3. Bölüm Şeytan 1. Kavram olarak şeytan ve iblis Sözlükte şeytan kelimesi uzaklaşmak, Haktan ve hayırdan ayrılmak, öfkesinden yanıp tutuşmak, yanıp helake uğramak gibi manalara gelen şatın kökünden türetilmiş olup hayır ve rahmetten uzaklaşmış varlık demektir. Çoğulu şeyatindir. Arap dilinde şer ve kötülükte ileri giden her şey için şeytan kelimesi kullanılmaktadır. Bu sebeple insan ve hayvanların haylaz, zararlı, itaatsiz ve huysuz olanlarına mecazen şeytan denilmiştir. Nitekim Hazreti Ömer bindiği bir hayvanın aşırı derecede huysuzluk göstermesi ve ürkmesi üzerine "Beni bir şeytana bindirdiniz." demiştir. Dini bir terim olarak şeytan, Allah'ın emrine karşı gelerek Hazreti Adem'e secde etmediği için ilahi rahmetten kovulan, sonra da Allah'ın izniyle insanları hak yoldan uzaklaştırmak üzere onlara musallat olan ruhani varlık diye tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın azgın, sinsi yanıltıcı ve kışkırtıcı karakterinden söz edilmekte, onun hile ve aldatmalarına dikkat çekilmekte, müminlere ondan uzak durmaları emredilmekte, şerrinden Allah'a sığınmanın gereği vurgulanmaktadır. Kur'an'da şeytan için iblis kelimesi de kullanılmıştır. İblis Arapça'da ümit kesen, şaşırıp kalan, söyleyecek sözü olmayan demektir. Dini terminolojide ise Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş ve bundan mahrum kalmış demektir. Şeytan yaptığı isyan ve hatasında ısrar etmesi sebebiyle bu isme layık görülmüştür. Şeytan ve iblisi ifade etmek üzere İslami literatürde nadiren azazil kelimesi de kullanılmıştır. 2. Şeytanın Varlığı ve Mahiyeti Ruhani nitelik taşıyan meleklerle cinlerin mevcudiyeti nasıl gerçekse ruhani bir varlık olan şeytanın varlığı da aynı şekilde gerçektir. İnsanlara gözükmeyen fakat onları rahatça görebilen kötülüğün yeryüzünde yayılması için olanca gücüyle çaba sarf eden bir varlığın mevcudiyeti imkansız değildir. Bunun akla aykırı bir yönü de yoktur. Şeytanın varlığı Kur'an ve Sünnette açıkça sabit olup inkar edilmesi mümkün değildir. Şeytan konusunda tevil'e giderek onun hayali bir şey veya zihinsel bir kavram olduğu ya da mikrop ve bakteri anlamına geldiği şeklindeki iddialar keyfi olarak Kur'an'ı tevil etme girişimleridir. Mümkün olan bir şeyi imkansızda iterek akli tahakkümde bulunma teşebbüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dini değerleri inkar eden, kötülük yapan ve onu teşvik eden, Allah'ın emrine karşı gelen, yerine göre gezip dolaşan, konuşan ve benzeri şeklinde niteleyerek şahsiyet verdiği bu varlığı, şahsiyeti olmayan, temsili bir şeymiş gibi yorumlamak kabul edilemeyen bir yaklaşımdır. Bilimsel değildir asırlardır Müslümanların bu konudaki görüş birliğini dikkate almamaktır. Şeytan veya iblis bütün cinlerin yani melekler dışında duyularla algılanamayan varlıkların atasıdır. Cin suresinde zikredildiği üzere mümin cinler de vardır. Alimlerin bir kısmı şeytanın melekken Hz. Adem'e secde etmemesi sebebiyle ilahi rahmetten kovularak şeytan adını aldığını söylemişlerdir. Ancak onların çoğunluğuna göre şeytan meleklerden ayrı bir varlık türüdür. Allah'ın rahmetinden kovulmadan önce meleklerin arasında bulunuyordu. Daha sonra Adem'e secde etmeyip kendisinin ondan üstün olduğunu ileri sürünce meleklerin arasından çıkarılmıştır. 3. Şeytanın isyanı ve kovulması Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu ilgilendiren epeyce ayet yer almaktadır. Bu ilahi beyanların birinde konu şöyle başlar. Andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis dışındakiler secde ettiler, oysa secde edenlerden olmadı. Araf suresinde bu ilahi beyanı takip eden ayetlerde bildirildiği üzere Cenab-ı Hak İblis'e Adem'e niçin secde etmediğini sormuş, o da kendisini ateşten, Adem'i de topraktan yarattığı için ondan üstün olduğunu söylemiştir ayetlerin devamında Allahü Teala şeytanı bulunduğu maddi veya manevi yerden aşağıya inmesini emretmiş, o da inmiş, Cenab-ı Hak'tan kıyamet gününe kadar kendisini yaşatması ve Adem neslini hak yoldan çıkarma teşebbüslerine izin vermesini talep etmiş ve bu isteğine olumlu cevap almıştır. 4. Şeytanın yaptığı işler Hz. Adem ile Havva'nın cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirilmesiyle insan-şeytan mücadelesi başlamış oldu. Allah Teala'nın bu mücadeleye yönelik emirlerinden biri şöyledir: Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o açık bir düşmanınızdır. Şeytanın insanoğlunu hangi işlerde ve hangi yöntemlerle aldatmaya, yaptığı kötü şeyleri güzel göstermeye çalıştığı çeşitli münasebetlerde birçok ayette belirtilmiştir. Hadis rivayetlerinde de her insanın yanında kendisini kötülüğe sevk etmek üzere görevli bir şeytanın bulunduğu ifade edilmiştir. Hatta bu iyilik kötülük mücadelesi alanında peygamberlerin şeytanları da yer almaktadır. Böylece biz her peygamberi insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Şimdi şeytanın insanoğluna yaptığı ve yaptırdığı kötü işlere Kur'an-ı Kerim'den bazı örnekler verelim. 1. Şeytan sizi fakirlikte korkutur ve cimriliği terkin eder. 2. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları ümitlendirir. Halbuki onun söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. 3. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer siz gerçekten inanmışsanız onlardan değil benden korkun. 4. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldayıp terkinde bulunur. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar gibi olursunuz. 5. Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Zira şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. 6. İnsanlardan kimisi var ki Allah hakkında bilmeden tartışır ve böylece her kaba ve şarlatan şeytana uyar. 7. Şeytan onları istila edip ruhlarına hakim olmuş onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. 8. Yahudileri kandıran münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki o insana inkar et dedi. İnsan inkar edince de ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. 9. Servetlerini saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuştur. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bir yaratıktır. 10. Gizli konuşmalar şeytandan gelen işlerdir. Ta ki iman edenden üzülsün. Oysa ki o Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a güvensinler. 11. Şeytanların kimin başına üşüştüğünü size bildireyim mi? Onlar iftira düşkünü günahkarların başına üşüşürler. 12. Rahmeti sonsuz olan Allah'ı anmayı göz ardı eden kimsenin başına bir şeytan musallat ederiz. Böylece o en yakın dost olur. Şüphesiz şeytanlar böylelerini yoldan çıkarırlar ama onlar hep doğru yolda olduklarını sanırlar. Çeşitli hadis metinlerinde de şeytanın kendisi ve onun yaptıklarıyla ilgili uyarılar yer almıştır. Resul-i Ekrem çirkinlik, zulüm, isyan, ahlaksızlık, fuhuş, kargaşa ve haksız kazanç gibi bireysel ve toplumsal kötülüklerin kaynağının şeytan olduğunu belirtmekte, bunları yapanların Allah'ın rızasından uzaklaştığını haber vermektedir. Bu konuda bir hadisi mealini zikretmekte yetinelim. İblis tahtını denizin üzerine kurar. İnsanları fitnelere düşürmek üzere bölük bölük askerlerini oradan dağıtır. Ona göre yardımcılarının en değerlisi kişileri en çok fitneye sokandır. İblisin savaşçıları görevlerinden dönünce, onların her birine ne yaptığını anlat bakalım diye sorar. Şeytanın emrindeki kafir cin, şunları şunları yaptın der. İblis böylesine sen hiçbir şey becerememişsin der. Sonra bir diğeri gelir ve bir insanın peşine takıldım, onunla karısının arasını açıncaya kadar kendilerini terk etmedim der. Bunun üzerine iblis ona sen ne kadar iyisin diyerek iltifat eder. 5. Şeytanın yaratılış hikmeti Şüphe yok ki Allahu Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamış, aksine her bir varlığı kendisine özgü hikmetlere dayandırmıştır. Biz insanlar bazı durumlarda fark edemesek de Allah'ın yaratmasında mutlaka hikmetlerin bulunduğunu kabul ederiz. Bu noktada kendi kendimize şeytan gibi şer bir varlığın yaratılmasında ne gibi hikmetler söz konusudur? Bu husus bizim ufkumuzda Allah'ın hikmetlerinden neleri çağrıştırıyor diye soracak olursak cevap olarak şunları söylemek mümkündür. A. Cenab-ı Hak varlıkları zıtlarıyla birlikte yaratmıştır. Ta ki, birbirlerinden ayırt edilmeleri mümkün olsun, aralarındaki fark anlaşılabilsin. Sırf iyilik olan meleklerin bizim zihnimize yer edebilmesi, sırf şer olan şeytanın varlığıyla mümkün olmaktadır. Mesela yukarı diye bir kavram olmasaydı, aşağı diye bir manayı kavrayamazdık. Eski alimlerin deyişiyle, eşya, nesne ve olaylar ancak zıtlarıyla kendini gösterir. Yani her şey zıtlıyla anlam kazanır. B. Şeytanın yaratılışındaki bir başka hikmet, allah Teala'nın üstünlük ifade eden isimlerinin Esma-i Hüsna'nın tecelli edecekleri bir varlığın gerekli olmasıdır. Mesela kahar, yerinmeyen yegane galip, müntakıp suçları cezalandıran, adıl, mutlak adalet sahibi, dar, zarar veren, nafi, fayda veren, hafit, alçaltan, zillete düşüren, rafi, yücelten, izlet ve şeref veren, muiz, izzet veren, aziz kılan, müzil, zillet veren, zillete düşüren gibi. Allah'ın bu ve benzeri isimleri kendileriyle alakası olacak bir varlığın bulunmasını gerektiren kemal sıfatlarıdır. Şayet insanlar ve cinler melek tabiatında olsaydı bu isimlerin eser ve neticeleri ortaya çıkamazdı. C. Şeytan yaratılmamış olsaydı Allah'ın hıfz, yapılan işleri bütün detaylarıyla zapt etme, her şeyi afet ve beladan koruma, Dengede tutma. Mağfiret, rahmet ve bağışlama gibi manaları içeren kemal sıfatları ve isimlerinin tecelli etmesi imkan dahiline girmezdi. Nitekim rasul Ekrem şöyle buyurmuştur. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizin yerinize günah işleyip mağfiret dileyecek ve onun da kendilerini affedeceği bir toplum yaratırdı. De, Şöyle bir yorum yapmakta mümkündür. Şeytan olmasaydı Allah'a ibadet ve itaat diye bir şey olmazdı. Çünkü belli fiillerin ibadet, taat, hayır ve güzel oluşları bunların zıtlarıyla bilinebilir. Bundan dolayı iyiliklerin karşısında insanlara şer ve çirkin fiillere yol gösteren şeytan da bulunmuştur. E. Şeytan aynı zamanda imtihan vesilesi olarak yaratılmıştır. Birçok ayette belirtildiği üzere insan imtihan olmaktadır. Bu dünyada her şey imtihan vesilesidir. Nefis ve şeytanın yaratılmasının bir hikmeti de budur. 6. Cinlerden ve şeytanlardan korunma yolları İsyankar cinlerin ve şeytanların insan üzerindeki etkisi sese vermek, türlü yöntemlerle onları Allah'ın yolundan alıkoymak üzere insanların fark edemeyeceği bir gizlilikte şerri terkin etmek şeklindedir. Şeytanın fiilen ve fiziki olarak insanlar üzerinde hakimiyet kurma gibi bir gücü bulunmamaktadır. Bunların insanlar üzerinde sihir yoluyla etkisi olup olmadığı konusuysa Alimler arasında tartışmalı bir husustur. Cinlerin sihir yoluyla etkili oldukları mümkün görülse bile, bu özellikle karakter olarak şeytandaşmış insanlar eliyle gerçekleşebilir. Cinlerin ve şeytanların varlığını ve neler yapabileceklerini Kur'an'dan ve Sünnet'ten öğrenebildiğimiz gibi, onlardan koruma yöntemlerini de aynı kaynaklardan öğrenmek durumundayız. Şeytanın insanı etkilemeye çalışmadığı hiçbir hayırlı iş yoktur. Hatta o, Kur'an okurken bile kişinin yanına gelir, onu ayetleri yanlış okumasına ve yanlış anlamasına sevk etmeye çalışır. Yeterli bilgisi olmadığı halde yorum yapabilecek kudrette olduğunu, Kur'an okurken saygısız davranabileceğini, amelle ibadet etmesinin gerekli olmadığını telkin eder. Söz konusu kişi, kendisine telkinde bulunan şeytanı göremez ve farkına varamaz. Kur'an-ı Kerim, bu ve benzeri tehlikelere karşı, Müslümanları uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Kur'an okuduğun zaman rahmet kapısından kovulup lanetlenmiş olan şeytandan Allah'a sığın. En-Nahl Suresi 198. Ayet Yani bize Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek şeytanın şerrinden Allah'a sığmamız emredilmektedir. Aslında Allah'a sığma, istiaze hayatın her safhasında kullanılacak bir yöntemdir. Bir ayette şöyle buyurulur. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işiten ve bilendir. El-Araf Suresi 200. Ayet Allah'ın emir ve yasakları bilinmeden şeytani terkinlerin farkına varılamaz. Şu halde şeytandan Allah'a sığmak, içeriği boş bir dua olmaktan öte, gerçek bir dua niteliğiyle hem kalbi, hem ilmi, hem de fiili çabayı beraberinde bulundurur. Nitekim şu ayet buna işaret etmektedir. Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda inceden inceye düşünür ve hemen gerçeği görürler. Er-Araf Suresi 201. Ayet resul Ekrem pek çok hadisinde şeytanın gerek vesvese, terkin ve meşru gösterme şeklindeki manevi tesirlerine, gerekse maddi olarak ortaya çıkabilecek etkilerine karşı uyarılarda bulunmuştur bu konuda Kur'an ve sünnetin gösterdiği yolların dışındaki bir yola sapılmamalıdır. Dolayısıyla cin ve şeytan gibi varlıklardan kaynaklandığı düşünülen olumsuz bir durumla karşılaşanların öncelikle Allah'a sığınması, dua etmesi, Kur'an okuması, bununla ilgili olarak Hz. Peygamber'den öğrenilen dua ayetlerini tekrar etmesi, gerektiği takdirde bu alanın uzmanı olan inançlara saygılı ilim ehlinden de yardım alması gerekir. Şeytanların insanları aldatmalarına karşı en büyük direnç ilim ehlinden gelir. Rasulullah, dini bilen, anlayışlı ve sari amel sahibi bir alimin, şeytana karşı dinini bilmeyen ve din üzerinde tefekkürü bulunmayan kişilerden birikiler daha çok ibadet ehli gibi gözükseler de daha güçlü ve dayanıklı olacağını buyurmuştur. Şeytanlardan sığmak amacıyla anlamları düşünülerek okunacak bazı ayetler tavsiye edilmiştir. Mesela kişi akşam yatağına girdiğinde ayetül kürsüyü okursa sabaha kadar şeytanlardan korunmuş olur. Hz. Peygamber önceleri cinlerden ve insanlardan gelecek göz değmesine karşı nazar çeşitli dualarla Allah'a sığınıyordu. Felak ve Nas surelerinin inmesinden sonra bu uygulamayı bırakıp söz konusu surelerle sığmaya devam etmiştir. 7. Kıyamet sonrasında cinler ve şeytanlar Kafir cinlerin cehennemde zemherir şiddetli soğuk türünden veya başka azap çeşitleriyle cezalandırılacağı İslam alimlerince genel kabul gören bir görüştür. Buna karşılık mümin cinlerin cennette mükafatlandırılması konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çoğunluğa göre ilahi buyruklara itaat eden mümin cinler cennete girecektir. Aralarında Ebu Hanife'nin de bulunduğu bazı alimlense onların cehennemden kurtulmak suretiyle mükafatlandırılmış olacaklarını, cennete giremeyeceklerini, sonunda diğer canlılar gibi yok edileceklerini söylemişlerdir. Cennette ilgili olarak Kur'an'da ve hadislerde yer alan birçok naz cinlere dair herhangi bir bilgiye yer vermemektedir. Kur'an-ı Kerim hesap gününde şeytanlarla ona tabi olanların acınacak hallerini tasvir ederken, insan cin ayrımı olmadan zalimlerin azaba uğrayacağını haber vermektedir. Buna göre o gün şeytan ve onun yolunu izleyenler birbirlerini suçlayacak ancak kimsenin kimseden alacağı bir şey olmayacaktır. Çünkü şeytan insanları batıla ve şerre teşvik etmişse de insanlar bunları kendi iradeleriyle fiilata geçirmiştir. İbrahim Suresi 22. Ayete Bakılabilir Konuyla ilgili ayetler birlikte değerlendirildiğinde şunu söylemek gerekir. İnsanların kafirleri nasıl cehenneme girecekse Cinlerin kafirleri de gelecektir. Burada ateşten yaratıldıkları halde cinlerin cehennemde nasıl azap edilecekleri sorusu akla gelmektedir. Bunun şiddetli soğuk azabıyla gerçekleşeceği şeklinde yorumlanması mümkündür. Bu konuda çağdaş müelliflerden Mevludi'nin şu izahı da makul gözükmektedir. Kur'an'a göre insanda topraktan yaratılmış değil midir? Mesela insana taş gibi olmuş kuru bir toprak parçası atılsa onun canı yanacaktır. Aslında insanın cismi her ne kadar yeryüzü maddelerinden yaratılmışsa da bu madde et, deri, kemik gibi değişik bir hal almıştır. Ama insan bu maddelerden acı çekebilir. Aynı yaklaşımda cin de yapı itibariyle ateşten yaratılmış bir mahluksa da sonra can ve his taşıyan bir yaratık haline gelmiştir. Dolayısıyla ateş onun canını da yakabilir. Bunun yanında kafir cinleri azabın nasıl olacağının bilgisini Allah'a havale etmek ve mahiyetini bilmediğimizi söylemek daha isabetli görünmektedir. Sonuç: Müminler Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kullara hayır ve şer olarak dokunan her şeyin Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi dahilinde meydana geldiğine inanırlar. İnsan kendi hayatına ve içinde yaşadığı aleme baktığı takdirde her şeyin yaratıcısının tek Allah olduğuna kesinlikle hükmeder onun mutlak ilim ve güç sahibi olduğunu bilen, anlayan ve buna iman eden bir Müslüman, böylesi bir kudretin kendisini sorumsuz biri olarak bırakmayacağı sonucuna varır. Evrenin düzenini melekler vasıtasıyla sağlayan yüce yaratıcı, insanların işlerinde de melekleri görevlendirmiştir. İman esasları arasında peygamberlerin zikredilmesi, kendisine bir meleğin vahiy ve kitap getirmesi anlamına gelir ahiret hayatının varlığı da bize peygamber aracılığıyla bildirilmektedir. Olmuş ve olacak her şeyin bilgisi, hükmü ve takdiri anlamındaki kaza kader inancının Allah inancıyla ilişkisi de çok açıktır. Sonuç olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimse hem İslam'ın altı inanç esasını hem de Hazreti Peygamber'in insanla Allah'tan getirdiği her şeyi tasdik etmiş olmaktadır. Melekler Allah'ın emirlerine itaat eden, günah işlemeyen, hataya düşmeyen, daima hayır ve iyilik dileyen ruhani varlıklardır. Keyfiyetini bilmeyeceğimiz şekilde nurdan yaratılmışlardır. Yatıp uyumaları, erkeklik dişilikleri, üreyip çoğalmaları, unutmaları yoktur. Her yerde bulunurlar. Kısa zaman diliminde uzak mesafeleri alabilirler. Diledikleri şekle girmek kabiliyetine sahiptirler. Gece ve gündüz zikir, tesbih ve ibadetle meşguldürler. Melekler görevlerine ve Allah'a yakınlıklarına göre derecelere ayrılırlar. Müminlere dua eder, onlara destek verirler. Meleklerin mahiyetini bilemeyeceğimiz şekilde kanatları vardır. Özelliklerini anlatmaya çalıştığımız melekler, gerçek varlığı olmayan ve Kur'an'da sadece sembolik olarak anlatılan birer varlık değildir. Onlar gerçekten vardır. Mevcudiyetlerini duyu organlarımızda idrak edemeyişimiz, yok olmalarını gerektirmez. Cinler Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre cinler de tıpkı insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere insanlardan önce yaratılmış gerçek varlıklardır. Kur'an'da onlarla ilgili geçen ifadeleri sembolik manalara yorumlamak ve cinlerin varlığını yok saymak mümkün değildir. Allahü Teala cinleri yakıcı ve her şeye nüfuz edici bir ateşten, Kur'an'ın ifadesiyle nar semum ve mariç ateşinden yaratmıştır. Yaptıklarından sorumlu varlıklar olarak cinlere de peygamber gönderilmiş, onlardan bir kısmı iman etmiş, bir kısmı da kafir olarak kalmıştır. Resul-i Ekrem, İslam dininin inanç, amel ve ahlak esaslarını cinlere de tebliğ etmiştir. Cinlerin varlığı kesindir. Onları inkar etmek, asırlardan beri Müslümanların üzerinde birleştikleri bir inanç esasını reddetmeye götürür. Cinler, kısa sürede uzun mesafeleri alabilir, insanlarca görülmedikleri halde, kendileri onları görür. Galiba bilememelerine rağmen beşer türünün vakıf olamadığı bazı hususları bilir ve uzun ömürlü olurlar. Bu sebeple insanlara nispetle bazı farklı özellikler taşırlar. Ancak bu onların insanlardan faziletli olduğu manasına gelmez. Cinler insanlar arasındaki dostları aracılığıyla veya sihir yoluyla yine insanlara zarar verebilirler. Bu konuda daha çok Kur'an okumak, dua etmek ve Hz. Peygamber'in öğrettiği tedbirlerle önlem almak tavsiye edilmiştir. Esasen resul Ekrem'in tebliğ ettiği prensipleri benimseyen ve onun öğrettiği doğru yolu sırat-ı mustakimi izleyen bir Müslüman üzerinde cinlerin olumsuz bir etkisi yoktur. Cinlerin insan üzerindeki en önemli etkisi onları Allah'ın yolundan alıkoymak üzere türlü hile ve desilseye başvurmalıdır. Bunu yapanlar da iblis ve onun yandaşları yani şeytanlardır. Şeytan, Kibirli ve kendini beğenmiş, bundan dolayı cennetten ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş, isyanında devam etmek ve başkalarını da saptırmak üzere Allah'tan mühlet isteyerek bunu almış bir varlıktır. Ancak takva sahipleri şeytanın aldatıcı etkilerini idrak edip korunurlar. Zaten şeytanlar sadece kafirlerin ve münafıkların dostudur. Gerek melekler, gerekse cin ve şeytan sadece vahyin haber vermesiyle bilinebilecek varlıklardır. Bunlar hakkında Kur'an ve Sünnette yer almayan bilgiler ve yorumlar kimseyi bağlamaz. Buna göre melek, cin ve şeytan konusunda akla gelebilecek sorulara da yine Kur'an ve Sünnet bağlamında cevap aramak gerekir. Ancak bunlar gaybi konular olduğu için merak edilen her şeyin birebir cevabını bulmak mümkün olmayabilir. Önemli olan melek, cin ve şeytan hakkında Kur'an ve Sünnette zikredilen şeylere olduğu gibi iman etmek, makul çerçevede yorumlar yapmak ve yorumların yetersiz kaldığı hususları Allah'a havale etmektir. Meleklerin, cinlerin ve şeytanların vardı, insanın varoluşunda belirleyen gerçeklikleri içermektedir. Tam teslimiyet içindeki iman ve güzel amellerle melekleşen, hatta bunun da ötesine geçebilen insan, gurur, kibir, dünyevilik, ahireti ve hesap gününü unutma, karşı cinse olan düşkünlük, sözünde durmama, emanete hıyanet etme Helal haram tanımama gibi gayri meşru şeylerden mutluluk duyan yapısıyla şeytanlaşabilmektedir. İnsan Allah'ın yardımı ve özgür iradesiyle melekler tarafını tuttuğunda kazanan taraf olacaktır. Şeytanların tarafını tuttuğundaysa kaybedecektir. İzlenecek yolun çizilebilmesi dini bilgilerin doğru bir biçimde öğrenilmesine bağlıdır. Bunun için başta Kur'an'da sonra sünnette yer alan bilgili beyanları okumak kuşkusuz insanı arzuladığı hakikatlere ulaştıracaktır. Meleklere İman Profesör Doktor Kamil Güneş Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ferulun Cesur